Ahmet abi. 2 dakika. 2 dakika coin toss. Tamam. Bir dakika görüşürüz birazdan. Ankara'dan herkese merhabalar. Güneşli bir Ankara gününde Hacettepe Red Deers ve İTÜ Hornets karşı karşıya gelecek. Artık ligin sonuna sadece 2 maç kaldı ve bu iki takımın da biri ligde kalmak adına, diğerinin ise playoff adına oldukça kritik bir galibiyet için bugün sahaya çıktıklarını söyleyebiliriz. Ben Kerem Korkmaz. Bu müsabakanın anlatımında sizlere eşlik etmeye çalışacağım. Yanımda da görmüş olduğunuz gibi Şevki Deniz Kantarcı ve Alican Bektaş var. Beyler hoş geldiniz. Şevki abi senle başlayalım. Hoş bulduk öncelikle. Ya havanın sıcak olması takımları kötü etkileyebilir ama İTÜ ilk 4 yolunda galibiyeti kesinlikle almak isteyecektir. Hacettepe'nin de ligde kalma ve işte play-out oynamama yolunda çok önemli bir maç olacak. Ya iki takım da birbirini tanıyor. Geleneksel iki takım. İyi olan kazansın diye girişi yapalım. Evet Alican, sen nasıl bir karşılaşma bekliyorsun bugün? Valla Kerem, yani İTÜ istatistiksel anlamda Hacettepe'ye göre çok daha iyi. 3 galibiyet, 2 mağlubiyet. Hacettepe son haftalarda aşağı doğru giden bir grafik var. Onlar da toparlamak isteyeceklerdir. Yani doğrudan sonuncu sırada bitirmektense play-out maçı olasılığını belki kovalayacaklar bu durumda. Kadroya baktığımızda değişik isimler var. Önceki maçlardan alışkın olmadığımız, bakalım maç başlayınca göreceğiz. Sürpriz olur mu? Olabilir. Ankara'dayız, Hacettepe'nin kendi sahasındayız. Burada Hacettepe'nin koçu yendiğinde beraber izledik. Çok güzel bir maçtı. Sezon evet, maçıydı. Kesinlikle. Şahane bir maçtı. Dilersek şöyle bir puan durumunu da bir hatırlatalım izleyenlerimiz adına. Şu anda Coach Rams 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle ligin zirvesinde görünen ekip. Peşinde Ottu Falcons'ı görüyorum. Sadece 4 maça çıktılar ve bu 4 maçın 3'ünü kazanıp birinde mağlubiyetle ayrıldılar. Aynı şey Anadolu Rangers için de geçerli. 4 maçın 3'ünü kazanıp bir de mağlubiyet aldılar. 4. sırada İTÜ Hornets'ı görüyoruz. 5 maç, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ki bu mağlubiyetlerin biri geçtiğimiz hafta Eskişehir'de Anadolu Rangers deplasmanında hükmen mağlup olmaları ile sonuçlanmıştı. Hemen altlarında yine 5 maçı olan 2 galibiyet 3 mağlubiyeti bulunan Sakarya Tatangaları ve Boğaziçi Sultans var. Bu iki takım da playoff potasını son ana kadar zorlayacaklar gibi görünüyor. Playoff hattında şu ansa Gazi Warriors'ı görüyorum. Çıkmış oldukları 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet aldılar ve ligin son sırasındaysa bugün bu karşılaşmaya ev sahipliği yapan Hacettepe Red Deers var. 5 maçta 1 galibiyet 4 mağlubiyet aldılar. Ligin tesadüfüdür ki ligin en altındaki takımın tek galibiyeti ligin zirvesindeki takıma karşı oldu. Ya ekliyorum, eklemek gerekirse oynanmayan erteleme maçı Anadolu Rangers ODTÜ Falcons maçı ilk ikinin belirlenmesinde önemli bir scoreboard'u etkileyecek, ligde tabelayı etkileyecek bir maç olacak. Onun kaybedeni ise ilk dörde girip playoff kovalamak adına iyi bir ilerleyen hafta maçına hazırlanması gerekecektir. Onun dışında bugünkü maç, evet, İTÜ'nün ilk dört yolunda önemli bir şeyi. Bu akşam oynanacak diğer ODTÜ Falcons Boğaziçi Sultans maçı ise yine ilk dört yolunda takımların birbirlerini son haftaya ne kadar hazır göreceklerini belirleyecek bir maç olacak. Bugün İki güzel maçı Ankara'dan izleyeceğiz gibi duruyor. Valla bu iki karşılaşmanın da belirttiğin üzere oldukça zevkli geçmesini bekliyorum. Son hafta maçları ise normal sezonda 2-3 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Bu bilgilendirmeyle de sizleri bilgilendirmiş olalım. Şu anda sahaya baktığımda karşılaşmanın hakemleri son hazırlıklarını yapıyorlar. Peki bizlere bu karşılaşmada kimler eşlik edecekler? Uzbay Karadeniz karşılaşmanın beyaz hakemi, sahada kendisini beyaz şapkayla görebilirsiniz. Diğer hakemlerimiz de orta hakem Kutay Atlar, zincir hakemi Ali Baran Çiçek, line'da Mehmet Emre Çakır ve arka bölgede de Ahmet Fırat Siret Sırt yer alıyor. Ahmet Fırat Sırt. Allah, tuhaf bir yazıyla yazılmış. Ne yalan söyleyeyim. Burada herhalde doktorlardan birine yazdırdık bu yazıyı. Başka bir ifade de bulamıyorum. Güzel bir hava var. Bu güzel havanın karşılaşmaya yansımasını da bekliyorum ama az önce belirtmiş olduğum bir şey vardı. Bu hava saha içinde oyuncuları zorlayabilir. Seni de Gazi'den çok çok iyi biliyoruz. Yani bazı sahalarda, bugün Hacettepe'deyiz, Beytepe'de ışıklandırma
biraz daha iyi gibi duruyor ama Koç Üniversitesi stadı kadar ışıklandırmaya sahip takımların akşam maçları oynaması çok daha Amerikan futbolunu iyi yönde. Yani saha içerisindeki mücadelenin, oyunun ışıkla beraber akşam oynanması çok daha iyi bir performans gösterecektir. Yani saat sıcaklık anlamında takımları yorucu ve gerçekten çok fazla su ihtiyacına sürükleyecek gibi duruyor. İkinizin de saha içinde ciddi bir tecrübesi var. Alican, senle başlamak istiyorum. Bu güneş savunma takımlarını mı yoksa ofans takımlarını mı daha çok etkiler? Abi ikisini de etkiler aslında. Yani spesifik olarak savunma veya defans, ofans demek çok doğru olmaz ama yani özellikle işte savunmada line oyuncuları arasında geçecek mücadeleler doğrudan kondisyona bakacak. Çünkü yani ciddi bir efor koyacaklar. Bir yandan sıcak, molaların stratejik kullanılması lazım. Su ihtiyacının giderilmesi lazım. Hatırlıyorum Ankara'da bundan 5-6 sene önce ODTÜ ile uzatmalı bir maç oynamıştık Güneş'te. Bayağı zorlanmıştık yani. Hiç kolay değildi yani. Line oyuncuları demişken sevdiğin noktaya geldik. Yani gerçekten çok yoruluyoruz ama bu şeyle ilgili yani durağan bir spor yaptığımız için soluklanma süremiz gayet fazla oluyor. Ama akabinde sahada kalan, fazla kalan takımın oyuncusu gerçekten yani 6-7 drive içerisinde çok zor durumlarla karşılaşıyor. O yüzden ya her takım ilk 3 down'da, ilk 3 hak'ta yani topu bir an önce ofans takımına veya defans takımına vermek için canla başla mücadele edecektir. Vallahi bakalım bugün nasıl bir karşılaşma izleyeceğiz. Bu sıcakta içimizin daha da ısınmasına gerek yok. Yeterince sıcağım şu an. Biraz soğutsalar hatta çok daha hoş olabilir. Şu anda oyuncular da karşılaşmanın hakemleriyle baş başalar. Kimin kick-off'u yapacağı birazdan belli olacak ve karşılaşma da böylelikle başlamış olacak. Şimdi bir Hacettepe tarafına baktığımda QB olarak Ata Ünal'ı görüyorum. It's a Hornets cephesinde ise bugün Özkan Gök ve Burakhan Bahar gibi iki isim var. Hangisi tercih edilecek? Biz de merakla bekliyoruz tabii İTÜ tarafından ama genelde bu oyunun merkezinde en ön planda olan oyuncular ve takımlarında koordine eden oyuncular QB'ler oluyorlar. Hacettepe ve İTÜ'yü bu oyuncular düzeyinde nasıl değerlendirebiliriz? QB olarak Oğuzhan'ı çok fazla izleme şansı bulamadım. Sene içerisinde farklı QB'ler denedi Hacettepe. Sanırım Gazi maçında Oğuzhan'la oynadılar. Yani Hacettepe için biraz daha handikap olabilir. Daha tecrübesiz bir QB ile oynamak. Diğer taraftan... İTÜ kazandı. İTÜ onu seçti. Vuruşunu burası. Evet, Uzbay hocamı da dinledik. Başlayabiliriz arkadaşlar. İTÜ hücumuyla başlayacağız. Kickoff'u Hacettepe yapacak. İTÜ quarterback'i sene başından beri maçlarda iyi bir istatistik sergiledi. İTÜ takım olarak istediği hücumları alabiliyor. Yani QB'nin payı çok fazla bu durumlarda. Yani QB'leri karşılaştıracak olursak İTÜ'nün bir adım daha önde olduğunu söyleyebilirim. Karşılaşma başlamadan önce iki takımın da bu sezon aldıkları skorlara şöyle bir bakalım. İlk hafta Hacettepe ODTÜ'ye 37-0 mağlup oldular. İkinci hafta Koç'u 23-21 ile geçtiler ki tek galibiyeti buydu. Sakarya'ya 40-0, Gazi'ye 30-0 ve Boğaziçi'si Altınsa'da son olarak 27-6 mağlup olduklarını görmüştük. İTÜ Hornets tarafındaysa çıktıkları 5 maçta 14-0'lık bir Koç mağlubiyeti var. Beraberinde 15-13'lük Sakarya, 41-6 Gazi, 26-21 Boğaziçi üstünlükleri ve son haftada da Anadolu Rangers'a hükmen mağlup oluşları yer alıyor. Tabii playoff potası şu an herkesin kafasının karışık olduğu bir nokta. Kim girecek, kim çıkacak? Ya muhtemelen giremeyecek takımın bu sezon üzerinde kafayı yemesi çok normal. Böyle güzel, heyecanlı, yüksek eforun sarf edildiği bir sezonda şüphesiz playoff dışında kalmak onları çok üzecektir kim olursa artık. Yani gerçekten çok güzel, zevkli bir lig izledik tüm Türkiye çapında. Özellikle yeni takımlar, genç takımlar çok daha fazla tecrübe edindi. Yani şey olarak yabancı kontenjanı ve yabancı oyuncu sınırlandırmasından sonra gerçekten seyir zevkini biz bize, takımların birbirlerini daha iyi, her an her şeyin olabileceği bir boyuta taşıdığımız için bu sene gerçekten Türkiye'nin en güzel ligi oluyor diyebilirim. Kesinlikle katılıyorum. Hacettepe kick-off'uyla karşılaşmaya başladık. 8 yard çizgisi üzerinden return'e başlayan İTÜ 25 yarda kadar da kendisini taşımayı bildi ve ilk hücumu izleyeceğiz. Şu anda da ilk hücumun planları derin bir biçimde yapılıyor. Maçın başlamasıyla birlikte o sıcak sanki hafif bir durdu. Böyle bir havada bir durağan hale geldi. Maça konsantre oldu gibi. Bir bulut parçası güneşimizi kesti. Şu an gayet mutluyuz. Ayrılmaması temennilerimiz de burada.
Bakalım nasıl bir oyun tercihinde bulunacak. It's Hornets. Merkezden bir koşu tercihi var. Power bir koşu denemesi yaptı. Evet, Hacettepe line'ı açık vermeyerek. No, hatta lose yard'la beraber down'u durdurdu. Yaklaşık 3 yard'lık bir kayıp söz konusu. It's Hornets adına karşılaşmanın ilk hücum drive'ında başlangıcı istediği gibi yapamadı İTÜ. Bu koşu oyununu Hacettepe line'ının gayet temiz okuduğunu belirtmemiz mümkün. Bakalım ikinci akta tercihi ne olacak? İTÜ Hornets'ın Burakan Bahar sahada şu an quarterback olarak yer alan oyuncusu İTÜ'nün. Bakalım tercihi ne olacak? Bu kez bir pas tercihinde bulundu. Pasında isabet var. Akabinde gelen koşuyla birlikte first down geliyor. Fazlasının evet, peşindeler. Gayet iyi bir koşu touchdown'a geldi. Gidiyor. Sonu touchdown'la sonuçlanacak gibi duruyor. Henüz ikinci hakkında. İTÜ touchdown'ı buluyor. İTÜ touchdown'ı buluyor. Onur Alptal şahane sıyrıldı ilk iki tackle'dan. Akabinde önünde oldukça geniş bir alan buldu. Ve touchdown'la sonuçlandırdı. 6-0 önde İTÜ Hornets. Hiç böyle beklemiyordum açıkçası. Yani ilk pozisyonda takımlar birbirini tarttı. Bir koşuyla defansı görmek istedi zannedersem. Slant stop yani 7-8 yardlık bir pas denedi. Sonrasında gelen 30 yardın üzerinde bir koşu, 70 yardın üzerinde bir koşu catch'ten sonra çok güzel taştan oldu. Ekstra da şimdi sanırım field goal deneyecekler. Mehmet İTÜ Emin 8'ini göreceğiz. Abi fark ettiniz mi bilmiyorum. Hacettepe ilk drive tek safety ile başladı. İTÜ ilk koşusundan sonra direkt pası tercih etti ve taştanını buldu. Evet aynen öyle. Biraz daha pas yollarının savunmasını açıklık gördü. Evet İTÜ. Ve İTÜ bunu yapabilen bir takım. Yani iki oyunu da iyi oynuyorlar sezonun başından beri. İyi koşu oyunları, iyi pas oyunları. Hacettepe bir risk aldı ve sanırım pişman oldular şu an. Ekstra denemesi başarılı 7-0. Skor 7-0'a geliyor. İTÜ hızlı başladı. Çok yorulmadan ofans hatları sayıyı bulmayı başardılar. 7-0'a getirdiler durumu. İşte biraz önce bu sıcağın etkilerini konuştuğumuz için şimdi mesela ofans sahada az kaldığı için daha çok dinlenecektir ve bir sonraki ofans drive'ında çok daha rahat oynayacak. Aynen o şekilde. Şimdi işler defansa kaldı. İTÜ defansı, Hacettepe ofansı bakalım nasıl bir drive izleyeceğiz. Bakalım Hacettepe ofans attı. Gereken reaksiyonu verebilecek mi? İkinci hakkında yaklaşık 70 yardlık bir koşuyla touchdown'ı bulmayı başarmıştı Onur Alpdal. Ve İTÜ'yü öne geçiren oyuncu olmuştu. Beraberinde gelen alan golünde de Mehmet Emin Pekin'in imzası var. İTÜ adına. Bugün sahada İTÜ running back'i Türkiye'yi göremedim. Ama Seyfettin Saruhan da en az onun kadar tecrübeli bir koşucu. 39 numarayla daha çok onu izleyeceğiz galiba. Türkiye'nin sahada olmadığını görüyorum şu an. Sanırım ilk koşuyu da Seyfettin yaptı. Evet. Evet. Diğer tarafta Doruk Şut. Geçen hafta gayet güzel oynadı. Biraz tutuk kaldılar ama herhalde istatistiksel anlamda Hacettepe'den kim istatistik kağıdına daha çok adını yazdırır diye sorsak herkes Doruk der. Yani Doruk kendi üniversite takımında quarterback oynayan bir oyuncu aslında ama Hacettepe'de receiver oynuyor. Sezon boyunca Hacettepe'nin iyi performans sergileyen oyuncularındandı. Evet, Doruk'un performansı bu maçta da Hacettepe'nin kaderini belirleyecek gibi duruyor. Hacettepe hücumunun nereden başlayacağını göreceğimiz kick şu anda yapılıyor. 2 yard'dan return'u başlatıyor Hacettepe Red Deers. İstenilen seviyeye gelecek mi oyun? Evet, son anda. Evet, son anda kendi ekmeğini taştan çıkarıp bir 6-7 yard daha kazandırdı takımına. 19 yard gibi bir mesafeden Hacettepe ofansını sahada izleyeceğiz. Bakalım İTÜ defansı nasıl izleyecek Hacettepe ofansı karşısında. Bir yandan da takımların dizilimlerini kesiyoruz. Tabii nasıl yani bir tercih olacak? Bekledikleri hücum tercihleri adına çok fazla mesaj veriyor ilk sahaya çıktıkları formasyon. Sanıyorum yine hem koşu hem pas oyunlarını karışık dengeli bir şekilde savunacak bir formasyonla geldi. 4 çizgi oyuncusu, 2 linebacker oyuncusu var İTÜ defansında. Evet, Hacettepe'de 4 receiver'lı açık alan offense dizilişini seçti. Evet, dışarıya kısa bir pas denemesi başarısız pasta oldu maalesef. Pasta istenilen başarıyı bulamadı Hacettepe. Yani biraz daha kısa paslarla başlayacak gibi duruyor. Çünkü daha pas atmaya müsait bir dizilişte sahaya çıktı Hacettepe. Line arkası düşünebilir mi bu doğrultuda? Hemen oraya bir adam sarkıtıp.
yani yine linebacker'ın cover'ı mı var yoksa blitz'i mi var, onu da izlemesi gerekecek. Ya ilk downlar çok yanıltıcıdır aslında boşlukları görebilmek için. Ama şimdi mesela bir blitz görüyorum sağ dıştan itü, hatta evet yaklaştırdı line'ını iyice. Bakalım. Ataronic back'ini düşündü bu kez. Evet. Yanılmıyorsam bir yardık bir kazanım söz konusu. Sanıyorum Abdülkadir koştu Kerem. Geçen maç QB oynamıştı Boğaziçi'ne karşı. Hacettepe'de takım içerisinde bu tarz değişiklikleri sıklıkla gördük sezon içerisinde. Bu bir arayış mıdır? Yani son idmanda kim iyiyse o alır gibi. Genelde takımların haftalık, yani kadronda 3-4 QB'nin varsa son hafta QB'nin receiver'ı mı kim iyiyse o alır genelde formayı. Yani Hacettepe bunu sene başından beri denedi. Evet, belki de 3. 4. farklı QB ile bu sezon izlemiş oluyoruz. 3 ve 8 izleyeceğiz. Hacettepe Redyard hücumundayız. Muhtemel bir pas oyunu görebiliriz ancak. Sizin de görmüş olduğunuz üzere bayraklar sahaya atılmaya başladı. İçeriye erken girme. Sanırım nötrozonu ihlal etme kuralını uygulayacaklar. Ben öyle gördüm. Bakalım Uzbay Hoca'ya gidelim. Bakalım Uzbay Karadeniz'in. Hacettepe 75 numara. False start. 5 yard ceza. 3. hak tekrarı. 5 evet, yardlık bir ceza geldi Hacettepe'ye ve böylelikle oyun 3 ve 13'e dönüyor. Ofans oyuncusunun top kalkmadan önce hareket etmesini değerlendirdi hakem. 5 yardlık bir ceza aldı Hacettepe. Şevki abi uzun bir pas görebilir miyiz? Mecburlar gibi sanki. Ben olsam denemem. Yani şey olarak daha kısaya 7-8 yerde bir pasla sanki bir sonraki pas tutuştan sonra koşma mesafesini denerim. Ama açık dizildiler. Olabilir, olabilir. Yani şeyi de tanımıyorum. Fakat İTÜ de bunu bekliyor aslında dizilimine bakarsan. Dolayısıyla evet denemek riskli olabilir. Evet. İki safety'yi arka alanda görüyoruz İTÜ'de. Bakalım uzun bir pas tercihim gelecek. Bir türlü topu elinden çıkaramadı evet, o noktada. Üçgen bir hücum seti denedi. Ama İTÜ defansı çok iyi müdahale etti ama bayrak görüyoruz. Kararı yine dinleyelim. Sanki pas atıldıktan sonra QB'ye bir müdahale gördüm. Onu söyleyebilir. Uzbay Karadeniz'e gidiyoruz. Bakalım açıklaması ne olacak pozisyonla ilgili karşılaşmanın hakeminin. Hacettepe Üniversitesi 27 numara. Intentional grounding. Hak kaybı. Yapıldığı yerden 4. hak. Müdahalenin yapıldığı yerden 4. hak. Kararı hakem pasın atıldığı yerde herhangi bir top tutucunun olmaması yönünde değerlendirdi. Yani QB topu ancak ve ancak topun düştüğü alanda bir hücum oyuncusunun yakınına atması gerekiyor. Yani bu defanstan kaçmak için boşluğa atılan bir pas olarak değerlendirdi ve bu cezayı verdi Hacettepe'ye. Şimdi punt takımı içeride. Kendi red zone'dan topu çıkarmak durumundalar. Olası bir safety ile de karşı karşıya kalabiliriz. Evet, başarılı safety olmuyor. Başarılı bir punt var. Fena bir punt değil bu durumda. Return'ın arkasını düşürmeye başardı. Yani, o bölgeye göre çok çok iyi bir punt olduğunu İnanılmaz söyleyeyim. İnanılmaz yani. Yaklaşık 65-70 artık bir punt izledik. 30 yard çizgisi üzerinden de Ito Hornet hücumuna geçeceğiz. Tehlikeden iyi çıktı Hacettepe ama işin ofans bakımına baktığımızda istenileni yakalayamadılar. Yani ilk drive'lar biraz daha dediğim gibi defansı görme adına, hamleyi bir sonraki oyunda yapma adına değerlendirmekti. Ya Hacettepe böyle olmayacaktır. İlerleyen hücum serilerinde daha iyi, daha touchdown'a yakın ilerleyecektir diye düşünüyorum. Ama İTÜ'nün bu drive'ı yine önemli. Erken bir sayı maçın kaderini de etkileyebilir. Ne sayıya giden bir hücum bulabilirlerse eğer rakibin gardını belki de ilk çeyrekte indirebilirler. Moral düşüklüğü zaten tüm takımı etkiler ve daha kolay bir İTÜ ilerleyen maç durumunda. Ki bu tarz durumlarda rakiplerini bıraktıklarında hiç acıyan bir takım görüntüleri evet, göstermediler bu sezon özelinde. Bakalım tercihleri ne olacak? Burakan uzun bir pas tercihinde bulundu. Keşle geliyor. İyi sıyrıldı o noktadan Onur Alp. Onur Alp dal. Bugün Ankara'da benim günüm diyor adeta. Yani bir kez daha touchdown'a gitti. İki drive'da 150 yarda yakın bir top tutuş artı touchdown'la sonuçlanan bir performans. Çok beğendim 18 numara. Onur gerçekten bugün hele özellikle iki tackle'dan birden kurtulup tekrardan touchdown'a atması bugüne kadarki izlediğimiz güzel pozisyonlardan biri oldu. Tebrik ediyoruz. Çok güzel sayıydı. Ellerine sağlık. Çok ip gibi gitti. Çok güzel pasta ve
Cover'ın bir anda uzaklaştığı yere safety'nin uzağına attı. Safety birebir bıraktığında arkadan yetişmesine rağmen iki tackle'ı birden inanılmaz kırdı. İzliyoruz yine. Bundan yani topa gittiler ve ikisi birden çok inanılmaz bir tackle kırdı. Yani çok görsel zevki olan bir taştandı. Eline sağlık diyorum tekrar. Mehmet Emin Pekin de alan golünde başarıyı buldu ve skor 14-0'a geldi. Mental olarak Hacettepe tarafı ne durumdadır? Abi risk alacaklardır. Yani çünkü artık Hacettepe'nin ligdeki sıra yaklaştı. Dolayısıyla Hacettepe bu maçı kaybetmek istemeyecektir. En azından kolay lokma olmak istemeyecektir ve risk alacaktır. Ben bizi de görsel olarak şaşırtabilecek keyifli oyunların gelebileceğini düşünüyorum Hacettepe savunmasından maçın erken kısımlarında. Onun dışında İTÜ'nün oyun kurucusu muhteşem iki pas attı. Solak bir oyun kurucu, alışık olduğumuz bir şey de değil Türkiye'de. Hep solak oyun kurucuların topa ters yönde spin verdiğini ve attığı pasların zor tutulduğunu söylerler ama İTÜ receiver'ları hiç zorlanmıyor. Belli ki güzel idman yapmışlar. Çok keyifli başladı İTÜ ofans drive'ları. Evet, ben de aynı şeyi düşünüyordum. İdmanda demek ki bu ikili... Nasıl sıyrıldığını da görüyoruz bu arada. Bu ikili idmanda iyi bir duo yakalamış olsa gerek ki bugün maçta da aynı performansı gösterdiler. Şimdi bu hücum serisi Hacettepe için yani kırılma noktası olabilir. Sayıyla dönerlerse Hacettepe tekrardan maçı çevirme, maça ortak olma gibi bir durum yaşayabilir. Onun dışında yine kötü bir hücum serisi İTÜ'nün işini biraz daha kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Touchback oldu bu arada. 20 yardtan Hacettepe ofansı sahaya girecek. 18 yıldır bu sporun içerisinde sporcu olarak yer alıyorsun. Ve ister istemez bir savunma oyuncusu olarak bu tarz sıkıntıya düştüğünüz maçlar olmuştur diye tahmin ediyorum. Yani hiç değilse 18 yıllık kariyerde en az 2-3 maç böyle bir tabloyla karşılaşmışsındır. Hacettepe line'ının yerine kendini koymanı istiyorum defensive line'ının. Ne düşünürdün, ne yaşardın, neler oluyordur sence orada? Şu an bench'te ne konuşuluyordur? Yani şu an takımca defans düşüktür ama ofansın attığı senaryo defansı da yükseltir. Şimdi şöyle, yiyen takım hücumda karşılık verdiği zaman defansını tekrardan bir sonraki oyun için daha moralli sahaya sokuyor. Bu durumlarda defansın etkinliği bir sonraki hücuma topu iyi teslim etmesine dönüşüyor. Yani Hacettepe'nin dediğim gibi çok önemli bir hücum serisini izleyeceğiz bu drive. Yani defanslarını tekrardan sahaya moralle sokabilmeleri için bu drive'da Hacettepe başarılı olursa defans olarak bir sonraki drive'da Hacettepe daha dirençli ve iyi bir pozisyon yakalayabilir. Ama ofansın ilerlemediği durumda defans daha da düşüyor maalesef. Yani umarım seyir zevki adına Hacettepe ofansının iyi bir drive'ını izleriz diye yorumlayayım bu pozisyonu. Muhtemelen Hacettepe bench'inde de şu an senin bu söylediklerinin dua versiyonu olabilir. Oyuna geri dönüş anlamında. Bakalım nasıl bir dönüş izleyeceğiz. Hacettepe Red Deers'tan uzun bir pas tercihi gelecek gibi duruyor ama mükemmel bir müdahale geldi. Olsun. Çok iyi savunma gördük yine. Harika. Topu elinden çıkarmadan yakalamayı başardı oyun kurucuyu. Oğuzhan Turgay müdahaleyi yapan isim Beat Ornitz adına. Ata Ünal topu istediği gibi çıkaramadı elinden. Evet, 99 numarasıyla Oğuzhan'ın çok iyi bir içeri penetresini izledik. QB'yi inanılmaz sıkıştırdı ve son anda da pasın kalitesini düşürerek seke yakın bir QB'yi hızlandırma, QB'nin pas kalitesini düşürtme adına iyi bir müdahalesi yaptı. Oğuzhan bunları sık sık yapıyor Şevki abi. İstanbul'daki maçlarda da gördük. QB'lerin korkulu rüyası. Yo, Oğuzhan iyi bir oyuncu. Evet, yine QB'yi biraz daha zora sokmayı baskı bekleyebiliriz. Bir de blitz gibi sağ dıştan bir yok pası kalıbını açıldı. Tekrar cross yaptı, kez kendi tekrar Oğuzhan yakalıyor Atay'ı. Pas tercihinden önce savunma yine başarılı. Ama defansın şanssızlığı topun dışına çıkması. Top hala ofansta vereceklerdir. Ama 4 ve 15 gibi bir pozisyon oynayacak Hacettepe. Bu da punt takımının sahaya girmesini sağlayacaktır. Pozisyon tekrarında evet Oğuzhan'ı görebilirsiniz. En sağdan girmek yerine bir iç gap oynadı. Arkasına QB ile karşı karşıya kaldı. Bu Hacettepe tarafında bugün ofans anlamında sürekli olarak bir pas arayışı görüyorum. Herhangi bir şekilde koşu henüz tercih etmediler. Bu anlamda oyun planlarının darlığından ötürü bu tarz bir durumu var yoksa İTÜ savunması koşuya izin vermeyeceğini net bir biçimde gösteriyor mu onlara? Ya İTÜ kalabalık diziliyor box'ta. Yani koşmayı altılı yedili ön alan oyuncusu, defans oyuncusuna yapmak
daha zordur. Daha tercih edilmesi tercihen kötü bir durumdur. Yani pas atması şey olarak daha kolay ama bu preste de pası elinden erken çıkarması ve bir an önce receiver'la buluşturması. Hacettepe Üniversitesi, illegal formation, 5 yard ceza, 4. yard tekrar. Evet. Bir dizilim hatası geldi Hacettepe'den. Kural hakkında da bilgi verelim. Top hizası, yani topun ilk eli, center oyuncusunun bel hizasında 7 tane oyuncunun olması lazım. Biraz önceki punt formasyonunda çizgide 7 oyuncu olmamasının nedeniyle 4 geriden fazla bir oyuncu sayısından dolayı illegal formation cezası yediler. 5 artık bir ceza yediler. Güzel bir return gelebilir mi? Oyunu evet. Yaklaşık olarak 35 yard çizgisine taşımayı başardı İTÜ bu return'le birlikte. Şimdi bunlar da önemli. Ofansa topu 35 ya da rakip yarı sahada teslim eden bir defans inanılmaz iş yapmış demektir. Yani İTÜ sayıları 2 drive'dır. İTÜ'nün attığı sayılar kendi yarı sahasından oldu. Ama bu sefer kendi 35'inden daha kolay bir seri yakalayabilir. Yani İTÜ Onur defansı Aydın koştuğu mesafelerin yarısındayız aslında şu an. Aynen öyle. İTÜ de ofansı çok avantajlı bir yerden tekrardan sahaya girdi şu anda. Evet, ben biraz daha bu drive'da İTÜ'nün koşuya yönelik bir hücum edeceğini düşünüyorum. Zaten pistol formation, fullback, halfback dizilmişler. Sanırım İTÜ biraz daha koşarak hem süreyi hem de skoru biraz daha koruma adına koşma tercihleri yapabilir bu drive. Bakalım nasıl bir oyunu izleyeceğiz. Evet, bir koşu oyunu izliyoruz. Çok güzel. Tahmin edilen üzere. İyi de bir tackle geldi. Aynen öyle. Savunma başarılı. İTÜ'nün koşu oyunlarında Hacettepe'nin bir karşılık verebildiğini gördük bugün ama pas oyunlarına henüz herhangi bir ilaç bulamadı Hacettepe. 90 numarasıyla Ali Arası içeriye kaçırdı. İTÜ ofans attı. Yani birebir bıraktığında da zaten koşucuyu yakalayıp oyunu geciktirerek defans arkadaşlarının gelmesiyle yani bir yardlık bir kazanım oldu ama Ali Aras'ın tackle'ı izlemeye değerdi, güzeldi. 2 ve 9 izleyeceğiz. İTÜ'den oyun hareket kazanıyor. Evet, bir pas tercihi, akabinde bir koşu. Çok güzel tackle oldu. İyi bir savunma izledik yine. Yine organize bir ofans hücum izledik. Yani İTÜ'nün pasları %100 gidiyor sanırım. Şevki abi farkında mısın bilmiyorum ama tüm denemeleri receiver'larla buluştu. Ben başka bir şey sormak istiyorum. Tabii. Aslında takımların sahadaki odaklanma durumlarıyla alakalı. Şöyle bir şey düşünüyorum. Aslında deplasman takımı çok daha odaklı bir şekilde sahaya çıkıyor. Çünkü deplasman maçı yola çıktığınız zaman başlıyor ve hazırlanarak geliyorsunuz aslında. Otobüste, otelde maç başlıyor. Ev sahibi takımlarında sonradan oyuna adapte olduğunu gözlemliyorum. Bilmiyorum katılır mısınız ama Hacettepe'nin de hani yavaş yavaş oyuna dahil olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum. Henüz maça giremedikleri düşüncesindesin. Evet. Görünüşte yani, onu gösteriyor aslında. Aslında beklenmeyen iki touchdown yedi. Yani beklenmeyen derken yani ne iyi bir takımlar. Çok iyi. Güzel evet, Hacettepe savunması biraz daha oyuna bu drive'la beraber evet kendini sahada hissettirdi. Onu diyordum. İlk iki drive beklenmeyen uzun mesafe iki tane 70 yard civarı touchdown yemek yani defansı düşürür ama şeyi de görmüş oldu. Oyun planını, rakibin yapacaklarını, ne yapmak istediğini. Yani İTÜ biraz daha onun rahatlığıyla daha kısaya, daha garantiye oynadı diyebilirim bu hücum drive'ında. Şimdi dördüncü hakkıda oynayacaklar. First down için oynayacaklarını düşünüyorum. Yani bir 8-9 yardlık bir kısa pas görebiliriz bu drive bence İTÜ'den. Oynayacaklar gibi duruyor. Punt takımını görmedik sahada. Bakalım bu hücumunda başarıya ulaşacak mı İTÜ? Uzun bir pas. Yine Onur Alp'i bulmayı başarıyor. Müthiş bir pas. Burakan ve Onur Alp'in arasında gizli bir mıknatıs var bence. Top bir şekilde ikisinin arasında gidip geliyor. Karşılaşmanın başından bu yana ve İTÜ de bu iki oyuncusunun bu oyunlarıyla oyunu taşıyabildiği kadarıyla taşıyabildi şu ana kadar. Yani Hacettepe defans hattı 4'ü. İçeriye doğru pres yaparken bir de blitz yollamış. Ama o timingi ayarlayamadıkları için bir anda receiver'ın bomboş kaldığı anda QB'den çok güzel bir pas gördük. First down'u aldılar. Yine İTÜ gol çizgisine yakın bir yerde. Hücum drive'ını 1-10. Çeyrek sonu da 5-20 kaldığını belirtti Uzbay Karadeniz. Ben yine koşu bekliyorum bu drive'da. Vallahi ben de pas bekliyorum. Ne yalan söyleyeyim. Yanıldım. Bir koşu oyunu izliyoruz. Seyfullah'tan başarılı bir koşu. Seyfullah bu koşuyla evet. Birlikte. Touchdown gelmedi ama sanırım
bir yardta falan tekrardan topu sağda tutacaklar. Evet, 10 yardlık bir koşu. Gayet sola doğru açılarak bloğunu okuyup. Evet, izlediğimiz gibi çok başarılı bir koşu yapmış. Bir yardta yine bir ve gol. Yani İTÜ'nün bir touchdown atmaması için çok büyük bir hata yapması gerekecektir. Peki bu kadar kısa mesafedeyken yine koşuyor mu denerler? Tabii. Hatta QB'den başkasına vermeyebilirim. Ben de onu diyecektim Şevki abi. Kime verir bu touchdown'u? İTÜ ofans koordinatörü. Yani line'ınıza güveniyorsanız QB alır almaz içeriye adımlamalı diye. Başka oyun yapmayabilirim. Çok kısa mesafe çünkü yarım yard kadar bir mesafe. QB fullback'e vardı. Fullback'e vermiş. Koşuyla birlikte de touchdown'u görüyoruz. Ya yani böyle durumlarda %90 başarı sağlarsınız. Çünkü ofansın alternatifi şey olarak yarım yard. Yani yarım yardta QB seçeneği, iki koşucu dışarıya, receiver'a yine koşuda topu ele verebilir dış koşuyla. Ama defansın o kadar bir çaresizliği var ki böyle durumlarda. Yani nereden gireceği belli değil. Bütün line'ı çeksen bir dış, bir boşluk. Yani bir adımla beraber, yani güçlü taraf bir adım attığı zaman o boşluktan taştan, yani %90 dediğim gibi başarılı Taner oluyor. Taner Tahmaz, touchdown'u alan isimli koşusuyla çok da zorlandığını söyleyemem bu koşuyu yaparken. Bir alan gol denemesi izleyeceğiz İTÜ'den. Mehmet Evin Pekin yüzdesini korumayı başarıyor. Yine evet, isabeti buldu. 21-0'a getirdi durumu. İTÜ Hornets 3 hücum hakkından 3 touchdown, 3 alan golü. Hatasız biçimde oynuyorlar an itibariyle. Yani 3 drive'da da QB receiver Burakan'la Onur'un inanılmaz bir iti ofans dinamiği var. Buradaki koşu touchdown'un mimarları da onlar zaten. Zaten 2 touchdown'u birlikte attılar. Topu 10 yarda getiren çok kritik 4 ve 10 gibi bir durumda da first down'u alan pası yine QB receiver işbirliğiyle yaptı. Yani iti ofansı işliyor. Hacettepe 3. drive'ında daha dirençli ve daha durdurmaya yönelik bir savunma yapsa da yine bir pasla first down'u verip moral bozukluğu yaşadılar. Yani Hacettepe ofansından artık sayı bekleyecektir. Yani özel takım olarak return anlamında da iyi bir takım Hacettepe. Bakalım nasıl bir return formasyonu. Mehmet Pekin bir kez daha taş mekip. Aa, top içeride kaldı. Evet, return geldi. 2 yardta kaldı. Bir return izliyoruz. Ve doğru koşmaya çalışıyor ama İTÜ'de bu return'ü gayet iyi karşıladı. Yani şöyle bir aksaklık oldu. Orada touchback'e top end zone'a düşecek diye bir beklemedi Hacettepe return oyuncuları. Topun 2 yardta kalması bütün yani return setinin şeyine neden oldu. Aksamasına neden oldu ve defans da işini yaparak yaklaşık 8-9 yard gibi bir mesafede Hacettepe ofansına topu verdi. İyi yani İTÜ'nün bütün birimleri şu an iyi işliyor. Maçın dinamiği ellerinde tutuyorlar. Yani Hacettepe ofansı bir cevap veremezse işleri daha da zora gelecektir bundan sonrası için. Bakalım ilk hakkında nasıl bir tercihte bulunacak Hacettepe. O reaksiyonu artık gösterebilecekler mi? Az önce Alican'ın da bahsetmiş olduğu üzere ev sahibi takımlar karşılaşmaya girmekte zorlanıyorlar mı? Belki de bunun cevabını görüyoruz bugün. İTÜ'den iyi savunma. Doruk oyun kurucu pozisyonunda başladı. Tekrar arka tarafta bir değişiklik oldu. Bakalım bir sürpriz olacak mı? Kerem, benim bir teklifim var. Tabii. İzleyenlerden rica edelim. Yorumlara ilk 4 playoff beklentilerini yazsınlar. Tabii. Yayın boyunca. Çok merak ediyorum. Çünkü alt taraf çok karıştı. Bu maçta çok belirleyici. Hani onlar ne düşünüyor acaba? Biz de bir bakalım buradan. İlk 4'ü o zaman yorumlara bekliyoruz. Radyo Gol TV YouTube kanalındayız. Özellikle akşam 8 maçın sonrası da bu tabloyu, evet, ben de görmek istiyorum bir an önce. Merakla bekliyorum. Acaba ne düşünceler çıkacak? Bu arada Hacettepe hücumunda evet, yine başarı yok. Olası bir interception'la da karşı karşıya kalabilirlerdi. Çok iyi presti, çok iyi cover'dı. Yani receiver'ı gördü anda çıkardı ama defansı yetişti. Yine İTÜ çok başarılı bir savunmayla Hacettepe ikinci down'unu da durdurdu. Bakalım 3 ve 10 izleyeceğiz. Yani şimdi evet, Hacettepe'nin first down oynaması gibi daha doğru olacak seçenektir. Artık bir çare bulmak durumundalar onlar da. Her geçen dakika
hem oyun olarak hem skor olarak hem de mental olarak bir düşüş içerisinde. Pistol dizildiler yine fullback halfback. Belki running back'i pasa çıkaracak ya da QB kendi koşmayı denedi ama evet. Savunma iyi karşıladı yine. Şu ana kadar Hacettepe hücumunun çözüm üretemediğini gördük. Yani İTÜ pas kanallarını, koşu kanallarını çok güzel savundu. Tıkadı tabir yerindeyse. Yani Hacettepe çözüm ararken bu sefer sayı yemesi defansının da onları da moral bozukluğuna uğratıyor. Yani tamamen İTÜ ilk çeyrekten maçın kontrolünü elinde bulunduruyor şu an. Direksiyonun başına geçtiler ve istedikleri derecede de hızı artırıp düşürebiliyorlar. Şu anki görüntü bu yönde. Bakalım dördüncü hakkında punt göreceğiz muhtemelen Hacettepe'nin. Nasıl bir return izleyeceğiz İTÜ Hornets'tan? Merakla bekliyoruz bizler de. Evet, return'u yine bıraktı topu. 37 yard çizgisine düştüğünü gördük. İTÜ rakip yarı alanda 37 yardlık bir mesafeden oyunu hareketlendirecek. Hacettepe adına kötü haberlerin peşi arkası kesilmiyor. Kendi evlerinde bugün müzik grubunda şarkısında belirttiği üzere. Kendi evimde deplasmandayım. Şu an beynimde dönen şarkı bu. Bakalım o playlist'i değiştirebilecek mi Hacettepe Red Deers en azından ikinci çeyrekte? Ya bir de tribüne baktığımız zaman yani genelde Hacettepe seyircisi inanılmaz bir kalabalıkla takımını desteklemeye gelirdi. Yani büyük ihtimalle sınav haftası sonrası artık öğrenciler yavaş yavaş dağılmış durumda. Yani tribünde yer yer kalabalık olsa da genelde boşluk var. Bir tiyatro edası da var. Evet bir de bir destek anlamında sadece izliyorlar. Yani burası tiyatro değil, stadyumda diyerek. Bu arada Seyfullah bir koşuyla Seyfullah first down almayı başardı ilk hakkında. İTÜ Hornets adına. Ortadan çok güzel hızlandıktan sonra tackle kırarak 20 yardlık bir koşu aldı. Vallahi tiyatro dedik de. İlk çeyrek sonuna kalan 2.35 kalan. İlk çeyrek sonuna kalan. Yani Hacettepe defansında da tackle yapma problemi de görülüyor. Yani birebir de 2'ye 2'de hep ilk tackle'ı kaçırdılar şimdiye kadar izlediğimiz bölümde. Yani bu da başlı başına İTÜ'nün ekmeğine yağ sürmek oluyor. Hem de kalitelisinden. Tabii yani. Lezzeti de ayrı oluyor hali öyle. Skor da onu gösteriyor. Kısa pas denediler. Çok güzeldi hali. Yani Hacettepe'nin işleyen yeri kısa pas savunmasıydı. Şimdiye kadar kısa pasları durdurdular. Daha açık 10-15 artık paslarda zaaf verdiler. Uzun paslarda zaten başarısız bir görüntü sergiliyor. Ya İTÜ okumuş şeyi, defansın durumunu. Ona göre oyunlar yapmaya çalışıyor. Ama şu an Hacettepe'nin en iyi görüntü sağladığı yer kısa pas savunmasında. Peki tiyatro dedik az önce. Bu oyunun başrolü şu ana kadar sizce kim? İTÜ QB derim. Burakan Bahar şu anda. Ama ben de Onur Alp'e ayrı bir yer ayırmak istiyorum. Tabii. İki taçlam koşusu yaptı. Yine onu mu düşünecek? Burakan uzun dışarıda bir pas. Dışarıda mı dışarıda? Top Enzo'nu terk etti. Yani Burakan'ı bu sene ilk defa izliyorum ben. Yani İTÜ daha farklı QB'lerle maça çıkmıştı. Yani şu ana kadar izlediğim performansı gayet bu takımın az QB'si olma yönünde avantaj yakalayacaktır Burakan'a. Yani şey durumlarınızı bilmiyoruz. Takımın QB'lerinin sakatlık durumlarını vesaire. Ama Burakan'ın yakaladığı şu performans diğer QB'lere bir ben buradayım imajı veriyor izlediğim bir kadarıyla. Bir gövde gösterisi tabiri caizse. Burakan Bahar'dan playoff öncesinde. Burakan yine bir screen pass denediler. Pas gelmedi. Evet bu sefer pas attı. Nazarımızı değmiş oldu Burakan'a. Yok iyi. Yani şey olarak. Henüz değmedi mi? Bu drive'da da bir touchdown çıkarırsa zaten kendini kanıtlamayı ilk çeyrekten başarmış olacaktır. Ama 4 ve 15 gibi 16-17 yardta. Oynayacak mı, field goal mu vuracak onu göreceğiz şimdi. Burakan'la ilgili küçük bir detay vereyim. Burakan Yıldız Teknik Üniversitesi'nin aslında öğrencisi ve Üniversiteler Ligi'nde orada oynuyor. Bu sezonla çok istedikleri gibi gitmedi işler aslında. Grupta bir maç kazanarak grubu üçüncü olarak bitirdiler. Fakat Burakan'ın performansı orada da dikkat çekiyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de forma şansı bulunca hakkını veriyor. Pro Lig'de
kalitesini göstermiş oldu. Yine uzun bir pas tercihi ancak bu kez bir interception var. Belki de Hacettepe'yi ateşleyecek nokta buydu. Bu return nereye kadar gidecek? Oyunu rakip yaralama taşımaya başladılar. İnanılmaz kurtardı. Gelir mi? İnterception sonrası touchdown'ı buluyor Hacettepe Reddiyos ve oyuna dönüyorlar. İlk çeyreğin sonunda Hacettepe geri dönüşün ateşini belki yakmış olabilir. Skor an itibariyle 21-6. İnanılmaz bir koşu geldi gerçekten. Atıl ileri Alkan. Eski bir milli takım oyuncusu Atıl'da. Şey olarak Hacettepe defansif beklerinin tecrübeli isimlerinden. Evet yani kendi en zonuna yakın 2-3 yardtan tam tavına 97-98 yardlık bir returnle. Yani bu artık Hacettepe'nin bir şey yapabildiği kırılma anı olabilir. Ki tribünlerde de tiyatronun kırıldığını gördük çok aslında. Çok iyi, çok iyi. Yani evet biz de böyle tribünlere karşı maç anlatmayı tercih ederiz. Onun dışında da Atıl gerçekten tecrübesiyle yani çizgi hizasından dışarı çıkmayarak inanılmaz bir 97 yardlık return touchdown'la Hacettepe'yi maça ortak etti umarız. Sezonun en iyi hareketlerinden birini izledik belki de az önce. Tabii bu sene bu kadar uzun metrajlı bir return daha uzun olamaz herhalde zaten. Abi, tabii yani. 100 yardlık bir pick six izledik ya. Çok ender gördüğümüz bir şey. Muhteşemdi gerçekten. Vallahi tek kelimeyle Atıl eline sağlık diyelim. Şimdi ekstra denemesinde Hacettepe Red Deers başarıya ulaşıyor ve golde, evet. 21-7'ye geliyor skor böylelikle. Belki de takımın oyuna girmesine sebep olacak pozisyonu az önce yaşadık. Oyunun geri kalan kısmında Hacettepe'nin özellikle defans takımında ve ofans takımında bir reaksiyon görür müyüz artık? Yani şunu söyleyeyim, şimdi tekrardan İTÜ ofansı sahaya gireceği için bir önceki drive touchdown yemenin bir moralsizliği olabilir üzerlerinde. Yani bu drive'ki İTÜ ofansı yani bir önceki pozisyonu verdiği dezavantajla birazdan moralsiz çıkacak diye düşünüyorum. Yani Hacettepe adına işler yoluna girecekse bu drive kendini gösterecektir. Ama hala şunu diyebilirim. Hacettepe ofansında bir şeyler hareketlenmeli. Bir şeyleri farklılaştırıp daha iyi bir hücum setine döndürmeleri gerekecek maça ortak olabilmeleri için. Bakalım bu beklenen senaryoyu onlar çizebilecekler mi saha içerisinde? Tabii ilk çeyrekte artık çok çok az bir süre kaldı ama en azından önünde koskoca 3 çeyrek var. Yani dönmeyecek şöyle söyleyeyim, ilk çeyrek adına çok yüksek bir skor. Yani maç çok zevkli ilerliyor. 4 touchdown'un 28 sayının olduğu bir ilk çeyrek. Yani izleyenlere de maç anlamında çok tatlı bir maç sunuyorlar iki takımda. Bu arada return... Evet, gayet delikten çıkamadı. Amerika'daki kolej maçlarını anımsattı bana ya. Yüksek skorlu, güzel uzun oyunların olduğu, pas oyunlarının, interception'ların olduğu. Çok güzel gidiyor maç. Eğer bu arada yanlışım varsa düzeltin lütfen. Karşılaşmada şu ana kadar tek interception izledik. Evet. Ve sonucu ortada. Ya takımların... evet. Yani Burakan'a nazar değdirmiş olabiliriz. Gerçekten. Ama evet, şimdi Burakan'ın bu drive'daki morali ve kendine güvenini tekrar izlememiz gerekiyor. Çok belirleyici. Tekrardan Burakan hakkında nazar değdirmememiz için. Abi Atıl tarafına herhalde atarken iki kere düşünür bu drive'da. Tabii Atıl çok tecrübeli bir oyuncu. Yani evet biraz daha şey olarak 98 yardlık return çok ekstrem bir touchdown çok oldu. Çok ekstrem bir istatistik evet. O yüzden evet Burak'a biraz daha sağına bakarken tedirgin edecek. Sanki bakmaz gibi bilmiyorum. En azından 1-2 hücum orayı kolay kolay düşünmeyecektir. Evet. İTÜ hücumundayız. Bakalım Burakan'ın tercihleri neler olacak? Mola geldi. Hacettepe Red Deers mola aldı şu an. Ya hızlı başladığınız maçlarda aslında birden böyle karşı taraftan güzel bir hamle geldiğinde odağınız çok hızlı bozulabiliyor. Sanırım İTÜ antrenörleri de bunun farkında, bunu kontrol etmek istiyorlar. Diğer tarafta da Hacettepe takımı ateşlemenin fırsatını buldu. Defans tarafı. Yani Hacettepe bu sene koç maçında da aynı şeyi gösterdi. Doğru. Yani 14-0'dan bir dönüş. Yani ofansı ve rakibi rahatlatan bir skor sahaya çıktığı zaman anında cevabı verebildi. Yani karşınızda Hacettepe özelinde değil, bu seneki diğer takımlar özelinde de küçümserseniz rakibi bir anda işler tersine dönebiliyor. Yani ofans olarak 14 sayı 21-0 hatta 21 sayıdan
bir maçı tekrar gevşek davranırsanız ya da biraz daha bir kendinizi rehavete kaptırırsanız her an defansın bir tokadıyla karşılaşabilirsiniz. Cezayı kesiyorlar. Evet. Evet. Bakalım bir hücumunda İTÜ bize rehavetli olup olmadığını gösterecektir diye düşünüyorum. Burakhan abi, kendi şey koşuyor ancak savunma başarılı, momentumu Şevki abi sen Hacettepe de fark kendine sanırım çevirmeyi başardı. Şimdi şöyle oldu. Top bir koşu oyunuydu ama bir anlaşmazlık sonrası koşucu ters tarafından girdi ve ya QB'deki oyunu hatırlayamama ya da koşucudaki oyunu hatırlayamama handikapını Hacettepe çok iyi değerlendirdi. Normalde running back'e verilen bir koşu oyunu gibi görünse de QB veya running back anlaşmazlığından ötürü QB sağa doğru açılıp yaklaşık 10 yardlık bir eksi yard takımına kazandırdı. Evet, dediğimiz şey rehavete kapılıp bir de moralsizce 98 yardlık bir interception return touchdown yiyen takımın hemen arkasındaki drive, ofans anlamında oyuna girdiğinde moralsizliğini göze çarptırdı bu down bize. Ama şimdi daha belirleyici bir pozisyon olabilir. Solara yine kendi koştu. Evet, pas kalitesi düştü. Incomplete gibi gördüm ben buradan ama izleyelim. Çok ince bir pozisyon. Ali Baran Hoca'nın işaretini görmeye çalışıyorum şu an ama sanıyorum isabetli bir pas. Evet, pasta isabet var. Evet. Ve 3 ve 10 izleyeceğiz. Yani, en azından başladığı noktaya geri dönmeyi başardı. Bu pozisyonlarda çok özür dilerim. Solak QB'lerin sola açılarak atan hücum oyunları tercih edilir. Ve yani aslında boş receiver'a zor bir pas attı. Çok zordu. Çok zordu. Yerden bir pasta receiver vücudunu iyi konumlandırdı. Tabii. Altına girdi topun abi. 3 ve 10. Yani yine bu down itü biraz daha belirleyici olacak. Başarısız bir oyunla da punt yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer first down'u alamazlarsa. Evet, evet. Bir mola da İTÜ'den geldi. Evet, bir mola da İTÜ. Bekliyorduk böyle bir şey olmasını. Muhtemelen bu hakların çeyrek sonuna kalan 12 saniye. Çeyreğin de bitmesine 12 saniye kadar kalmış. Bu haklarında da istediklerini alamazlarsa eğer zaten punt yapmamaları bence çok çok büyük risk. Tabii kendi 20. yardlarında hatta yok 30 yardlarındaymış. Yani bu skorda punt yapmamayı tercih etmek kendini riske atmaktır. Topu rakibe oralarda vermek skorun yakınlaşmasını sağlayabilir. Bu riski ben koç olsam almazdım. Ama 3. down'da first'e oynayacaktır tabii first down'u almaya. Başarılı olursa da tekrardan İTÜ bir ivme kazanıp touchdown'a gidebilir diyelim. Bakalım Ahmet Özmen, ofans koçu İTÜ Hornets'ın şu an cebinden en çok verim alabileceği seti çıkartmıştır diye tahmin ediyorum. Evet, yine bir QB receiver işbirliği izleyebiliriz. Hal öyle olunca da Onur Alp'e direkt kafam döndü. Evet, tam benim de aklımdan geçen oydu ama yani şeyi de gördüm. Sanki pas oyunlarında Hacettepe çok QB'yi telaşlandıramadı. Evet, şimdi daha telaşlandırmak bir screen oyunu denedi. Alan açık, first down'a gidebilir. Evet, Seyfullah çok güzel bir ileri kazanımla first down'u aldı gibi görüyorum şu an. Çok ince bir pozisyon. Ama first down'u aldığını görüyorum Seyfullah'ın. 3 tane Hacettepe savunma oyuncusu arasından first down'u almaya başardı. Hacettepe safety'leri yaklaşık 15 yarda dizildi. Biraz daha first down'un arkasında dizildi. Uzun bir pas bekliyorlardı. Belki reaksiyon vermeleri çok uzun sürdü Seyfullah. Yani bu pas aslında koçların tercih etmeyeceği bir pas. Topun havada geçirdiği süre defansı hücum oyuncusuna yakınlaşması anlamında çok daha risk kazandıracak bir süreydi. Yani Seyfullah kendi becerisiyle iki yanında yani line olması, defans line oyuncusu olmasının avantajını kullandı. Kendinden daha ağır ve yavaş bir oyuncuya karşı topu aldığı anda hızlanarak bir 10 yardlık mesafeyle first down'u kazandırdı. Küçük bir düzeltme, Seyfettin. Seyfettin, çok Seyfettin Saruhan. Seyfettin. İTÜ'de 39 numaralı formasını izlediğimiz oyuncu. Hatta Seyfo diyor takım arkadaşları, evet. Ona, evet. Kızmasın bize. Yani evet, şeyini, hızını ve topu aldığı andaki koridoru iyi görerek İTÜ'ye çok kritik bir first down kazandırdı. Şimdi ikinci çeyrekteyiz artık. Evet. Yani Hacettepe iyi bir defans serisi geçirdi. First down'u verebilir ama izlememiz lazım. Bakalım İTÜ nasıl bir tercihte bulunacak bir hücum serisinde.
21-7 üstünlüğü var İTÜ'nün ilk çeyrek itibariyle ve ikinci çeyrekteki ilk hücumu izliyoruz. Burakan'ın pasında isabet yok. Burakan'ı övdüğümüz andan itibaren o uzun menzilli paslarını görememeye başladık. Burakan biraz daha pres altındaydı bu down'da. Yani filete açılan bir running back pas tercihinde bulundu. Yani pasın kalitesi kötüydü, tutulmadı. Son 1-2 pasında aslında çok çok rahat olduğunu göremedik. Bu da faturayı iti offensive line'ını keser mi acaba? Tabii yani bir QB'nin başarı yani pas kalitesini düşüren şey pres altında offense line'ının kazandıramadığı süredir. Yani şimdiye kadar ilk iki drive'da çok iyi koruma yaparken bu drive biraz daha zorladılar. Koşmayı tercih etti. Yine ortada. Hacettepe savunması başarılı. Evet yine 90 numarasıyla. Koşan isim? Yok tackle'ı yapan isim. Hemen not. Ali Aras. Ali Aras. Ali Aras. Ali Aras bugün Hacettepe defans line ünitesinde etkin bir savunmayla koşu oyunlarını durduruyor. Yine. Abi, ben de ondan bahsedecektim aslında. O line'ını mı konuşalım yoksa devreye girmeye başlayan Hacettepe defensive line'ını mı konuşalım? Şu an hani bir şeyleri kontrol etmeye çalışıyorlar gibi QB üstünde baskı kuruyorlar. Ve maçı bir fark yaratabilirlerse burada yaratacaklar. Bence farkındalar. Yani bu üçüncü hak da önemli. Yani çok önemli. Empty dizilişle 5 receiver formasyonuna döndü. İTÜ yine 10 yarda çok güzel bir mükemmel bir pas post geldi. Sahanın orta boşluğunu görerek Burakan'dan isabetli ve sahanın boşluğunu yani böyle tam karşısına alarak ip gibi bir pas çıkardı. Başarıyla tutuldu. Bu arada aynı bölgeye 3. pası Burakan'ın maçın başından beri. Hacettepe orayı sanki biraz riske atıyor. Yani linebacker'ların mı zona düşmesi gerekiyor, safety'lerin mi öne gelmesi gerekiyor bilmiyorum ama Burakan orayı vuruyor. Pası tutan oyuncu da Ertürk Yalan. Aslında safety ve defans oyuncusu. Ama sanırım sakatlıklardan vesaire receiver pozisyonunda forma aldı bu maçta. Gayet yani, de güzel oynuyor. Çok güzel. Ya, oynar. Ertürk iyi oyuncu. Türkiye'ye aratmıyor. Tabii. İkiz galiba. Evet, yanlış bilmiyorsam. Evet, evet. Biraz daha yine koşu formasyonu dizildiler. Evet. Seyfettin'in koşusunu izledik. Seyfo yine Ali ile karşılaştı. Evet. Bu ikiliyi son dakikalarda sıklıkla karşı karşıya görmeye başladık. Aralarında yani, ayrı bir rekabete dönüşebilmiş. Bu Hacettepe adına iyi bir şey. Çünkü bir koşuyu ortadan durdurmak takımı ya dış koşuya ya da pasa zorlayacaktır. Ama İTÜ pas yüzdesi gerçekten yüksek. Bir interception touchdown yemelerine rağmen yani çok başarılı bir maç geçiriyor Burakan. Yani moralini bozmayacaktır zannetmiyorum ama İTÜ'de bugün gözlerinizin aradığı bir isim var mı? Ya Türkiye'de arıyoruz tabii. Ben de bir Ozan'ı aramadım değil. Aa Ozan da yok. Doğru. Ozan mı? Bir fumble durumu söz konusu mu ama recall ediliyor. Bu arada Hacettepe'li oyuncular. Çok kritik pozisyon. Hacettepe'li oyuncular recover etti. Son anda İTÜ bir recover eder gibi oldu ama top son olarak kimde kaldı? Hacettepe'li oyuncuların ellerinde gördüm. Bakın harika. Hakem bir de Hacettepe ofansını gösteriyor. 33 numaralı savunma oyuncusu. Emrah Şafak. Emrah çok yakın arkadaşım. İnanılmaz 20 senedir yine Amerikan futbolunun içinde olan Ege Dolphins'lerden Gazi Warriors'lara wow. takımlar değiştiren çok tecrübeli bir oyuncu. 2008 Edirne Milli Kampı'ndan Romanya ilk maçına kadar milli takımın ilk 11 iyi oyuncularından, başta gelen oyuncularından. Bu sene Hacettepe Red Deer formasıyla izliyoruz Emrah Şafak. Ve koçu kazandıran koç maçında, koç Rams Hacettepe Red Deer maçında maç kazandıran fumble'ı da yine Emrah yaptırmıştı. Benzer arada, bir pozisyon dejavu yakalattı bize. Doruk. Doruk o topu elinden bir şekilde çıkarmayı bildi. Çok enteresan bir pozisyonla baş başa kalabilirdik. Yani eksi yard, eksi yarddan daha sonra yani başarılı Hacettepe bir catch. 25 artı bir complete pass izleyebilirdik. Laf yarıda kaldı. Emrah Şafak inanılmaz bir fumble recover'la fumble forced yaptırdı. Hacettepe topu aldı. Hacettepe'ye first down'u kazandırdı. İlk down'da da başarısız bir pas hakkıyla Hacettepe ikinci down'a geçecek şimdi. Bakalım sinek. İTÜ 99 numara. Rafik Tipeser. 15 yard ceza. Oo, çok kritik bir ceza geldi. Oğuzhan Turgay.
cezaya evet. sebebiyet veren isim oldu İTÜ adına. Hacettepe ofansı 15 yard ilerliyor. Valla kime maşallah desek nazar değiyor. Yani Burakan'ı övdük, Oğuzhan'ı övdük. Şimdi 15 yardlık da bir... Ben sıradaki ismi biliyor gibiyim ya. Ertürk Alan. Merhaba Ertürk. Sonradan izleyeceğini biliyoruz. Neden performansım saha içinde bir anda düştü diyorsan cevabını Şevki Deniz Kantar senin için veriyor. Yok şimdi Ertürk çıkar oradan bir interception'la falan tekrardan ben buradayım diyebilir. O yüzden nazar değdirmeyelim kimseye. Bu arada Doru çok inanılmaz eksi 10 yardlık bir sekle durdurdu İTÜ defansı. Yine Hacettepe'de hücum anlamında. Verdiği yardı geri aldı İTÜ defansı. Cezayla verdiği yardları geri aldılar. Yani acil durum sinyalleri çalıyor diyebilirim. Yani ofans anlamında spesifik olarak çalışan bir şey bulamadılar hala. Bilmiyorum ne taraftan arayış devam ediyor ama pas ritim bulamadı, koşu ritim bulamadı, bir arayış var. Takımlar ilk çeyrekte istediğimiz kadar sayıyı bulduk. Biraz dinlenelim çeyreği oynar gibi bir hal içerisindeler şu an. Bu arada benim tahmini handikapı Doruk sene boyunca receiver çalıştı. Yani evet QB'yi oynayan, QB'yi bilen bir oyuncu ama sanki önünde 2-3 farklı QB varken Hacettepe'de hep kendini receiver pozisyonunda. Bu arada çok uzun bir pas. Yine riskli de bir pas. Yani interception olabilir, complete olabilir, dönse touchdown olabilir. Evet eğlenceli pozisyonlar izliyoruz. Yani Doruk da bize aslında ben atarım bu pasları diyor. Bu arada bayrak var sahada. Sebebini öğreneceğiz birazdan. Uzbay Karadeniz'den bakalım. Bu bayrağın nedeni ne? Hakemlerle bir diyalog halinde şu anda karşılaşmanın baş hakemi Uzbay Karadeniz. Çıkacak karar çok kritik. Yani çok yüksek ihtimalle offside atılabilir. Line'da atılan bayraklar genelde başlangıçla ilgili oluyor. Bakalım durum Hacettepe, neymiş? Hacettepe, illegal formation. 5 yard ceza, 2. yard tekrarı. Diziliş hatası Hacettepe Red Deers'a ve 5 ceza. 5 yardlık bir ceza var. 2 ve çok 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 izleyeceğiz haliyle. Yani bu yanlış diziliş cezaları genelde ya yani oyunculardan öte biraz daha çalışmayla idmanlardaki dizilişle ilgili. Yani idmanda biraz daha önemsemiyor olabilirler bunun maç boyunca ikinci kez yenmesini ve ikinci çeyrekteyiz daha. Ben öyle bir yorumladım ama belki de yanlışımdır. Ama 5 yardı yine kaybeden Hacettepe oldu. Bu sefer yine bir evet. İçeriye erken girildi sanki yanlış görmediysem. Ofansif çizgi oyuncuları da hareket etmiş olabilir. Evet iki tarafı yani da. Çok karıştı orası. Belki tekrarından yakalayabiliriz bilmiyorum ama hakemler de. Giren kısımda temas olabilir bir ihtimal. Bir de girilmeyen kısımda kalkan kendi 50 numaralı Gökhan Serin sanırım. Gökhan da çok tecrübeli bir line oyuncusu. Hacettepe'nin en az 10-12 yıllık ofans line oyuncusu. Yani artık etkiye tepki mi verecek yoksa false start mı verecekler Gökhan'a? Uzbay hocamdan dinleyelim. Hacettepe 50 numara false start 5 yard ceza 2. yard tekrarı. Bir 5 yard ceza daha. Ya buradaki kuralı da şöyle söyleyebilirim. Presin olduğu yani nötr zonu ihlal eden İTÜ tarafından değil de tamamen müsait pozisyondaki ofans line'ı kendiliğinden kalktığı için kararı ofansın hatası olarak değerlendirildi. Yani bir etkiye tepki yoktu o pozisyonda. Kendi hatasından ötürü bir hatalı başlangıç cezası yedi Hacettepe. İkinci hakkını oynuyor Hacettepe Red Deers ama 30 yardtan fazlası var önlerinde. Bir screen pass denemesi geldi. Evet. Akabinde güzel, hiç de fena güzel. Olmayan bir koşu. Aynen öyle. Abdülkadir İnce. Abdülkadir bir 15-20 yardlık, yok 15 yardlık bir kazanım yaptı. Yani önünde korumasız bir pozisyon aldı aslında. Birebir de ilk tackle'ı kırdıktan sonra bir 15 yardlık kendi becerisiyle aldı. Ellerine sağlık, çok güzel bir pas oyunu izledik. Düzelteyim 3 ve 12. 3 ve 10 olarak anons etmiştim az önce. 3 ve 12 izleyeceğiz. Hacettepe hücumunda karşılaşmanın belki de şu ana kadar en kritik 3. hakkı olabilir. Bir complete pass, gelen bir first down Hacettepe Red Deers adına çok yani çok olumlu işlere sebep iki olabilir. 2 tane 5 yardlık kritik ceza yediler. Hatalı başlangıç, hatalı ceza, hatalı diziliş cezaları. Hacettepe belki de
Yani bu cezalar olmasa şu an kendini rakip 20'de hücum setine geçebilirdi. Ama 3. aklarda 12 yerde oynayacaklardır diye düşünüyorum. Zaten açık bir diziliş. 4 receiver'lı formasyondan bakalım pas denemesi gelecek mi? Evet, Doruk receiver'ları okuyor. Kendi koşmayı tercih etti. Kendi de bir receiver. Müthiş bir ters koşuları çok attı. Harika bir oyun. Şahane bir first down. Ve böylelikle iç red zone'una girmeyi başarıyor. Hacettepe Red Deers. Çok kritik bir üçüncü hakta inisiyatifi aldı. Başarıya ulaştı. Yani sağ taraftaki kendi sağında defansın sol end oyuncusu penetreyi içeriye doğru yaptı. Yani orada kendi ofansif tackle'ının sırtını gördüğü zaman alanı da çok rahat okuyabiliyor. Sağındaki boşluğu görür görmez zaten doğru hızlı bir oyuncu, koşu yeteneği olan bir oyuncu. Yani first down'u almaması şans olurdu. Şimdi bir ve gol, çok güzel bir drive izliyoruz yine. Yine pasa bakıyor. Köşeye doğru. Interception mi var? Interception var ama ben bile buradan çok net gördüm. Defansif pas interference cezası gelecektir. Zaten birden fazla bayrak var yerde. Evet. Top havadayken receiver oyuncusuna yapılan herhangi bir müdahale defansın pas interference cezasıyla sonuçlandırıyor. Evet, 35 numarasıyla inanılmaz belirgin, yani tartışmaya kapalı bir ceza yedi İTÜ şu anda. Uygulaması 15 yard ama 9 yardlık bir mesafe var end zone'a. Mesafe yarısından otomatik first down'lı olan bir ceza. Yani 4.5 yard gibi bir mesafeden Hacettepe 1 ve gol oynayacak bir sonraki pozisyon. Sakatlık da var. Evet. Sanıyorum bir Hacettepe'de sakatlık var. Çizgi oyuncusu yerde kendisi. Şu an sağlık ekipleri sahibi. İTÜ 35 numara. Defensive pass interference. 2. yardtan first down. Evet, kural 17 yard içerisindeyse end zone'da yapılan interference'lar top nerede olursa olsun 2. yarda koyuluyor. Mesafe yarısı uygulaması değil de 17 yardın içerisindeki bir hakta end zone'da yapılan interference'lar direkt 2. yardtan başlayarak 1 ve gol otomatik first down olarak Hacettepe hücumunu izleyeceğiz. Yerde olan isim 78 numaralı. Hacettepe'de Berkay Burak Bozkurt. Evet. Burak Bozkurt'un da yanlış hatırlamıyorsam bu sezon elinde bir sakatlık yaşamıştı daha önce. Burak da Hacettepe line hattının tecrübeli oyuncularından. Umarım ciddi bir sakatlığı yoktur. Kendisine geçmiş olsun dileyelim buradan. Sağlık ekipleri müdahale ediyor. Sediye ile beraber çıkaracaklar kendisini. Umarız ciddi bir problemi yoktur. Yok. Burak'ın çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim kendisine. Alkışlar eşliğinde Sediye ile birlikte sahayı terk ediyor. Hacettepe Redbirds'ın 78 numaralı oyuncusu Berkay Burak Bozkurt. Az önce sakatlanan isimdi Hacettepe Redbirds'da. Evet, takım olmak bunu gerektirir. Bakın takım arkadaşları, koçları, oyuncularını direkt kendi elleriyle sağ dışına alıyor. Cem Hoca'yı gördüm orada. Alan isimler arasında. Cem Hoca, Cenk Hoca. Bu arada oyun hareket kazandı. Doruk iyi sırıldı iki tackle'dan ama üçüncü tackle'da istediğini yapamadı. Kaçışlarla şapkadan tavşanı çıkaramadı. 2 yardtan 8 yardlık bir gerilemeyle 10 yarda kadar gerilediler. Yani Hacettepe fırsatı kötü kullandı iki haklarında. Ben oyunu da çok iyi anlamadım. Bir koşu formasyonu gibi durdu. Line'ın bloğu koşuya yönelikti. Fakat Doruk ileri doğru hareketlenmedi. Evet abi, ben de tam olarak ne olup bittiğini anlayamadım. Ama oyunun buraya kadarki gelişmesinde yani Doruk Şut'un katkısı zaten. Kim bu inisiyatifi alır, sürprizi yapar deseydiniz maçtan önce Doruk derdik herhalde. Bakalım taştanla bitirebilecek mi? 9 yardlık bir mesafedeler rakip endzona. Oyun hareket kazandı. İkinci hakkını oynuyor Hacettepe ama iti savunması bir kez daha başarılı ve oyunu 20 yardtan da daha uzağa taşımayı başardılar. Çok çok büyük bir fırsatı tepecek mi Hacettepe Red Deers? Görünen onu gösteriyor. Yine Oğuzhan muhteşem fırladı. Oğuzhan inanılmaz bir ivmeyle QB'yi yaklaşık 8-9 yardlık bir mesafe kaybıyla sekledi. Çok güzel pozisyonda, eline sağlık. Yani, biz de iyi bir defans izledik. Hacettepe adına çok daha vahim sonlanabilirdi durum. Top çıkabilirdi, evet. Oradan çünkü beklemiyordu sanırım Doruk orayı. Bu tarz iyi defanslar görmek seni ayrı bir tatmin ediyor. Öyle bir his aldım şu an. Yani özellikle kör nokta diyoruz. Blind side sol tarafıdır QB'nin. Evet, bu sefer de bir defans
temaslı offside gördüm ben. Free ama play olabilir evet, mi? Evet. Temaslı offside'da defansa 5 yardlık bir ceza gelecek. 3. hakkı 5 yard ileriden tekrar oynayacak Hacettepe. Yani onu diyordum, özellikle sol tackle'lar. Hacettepe 88 numara, false start, 5 yard ceza, 3. hak. Bir false start çıktı. Ya false startmış, biz yanlış değerlendirmişiz. Cem Dinçman. Evet. Cezaya sebebiyet veren isim oldu Hacettepe'de. Atılan bir flag geldi. Evet, bunlar mesafe basit 25 yard kişisel hatalar mı ama takımlara pahalıya mal olabiliyor. Bir sek daha. Evet. İTÜ savunması gerçekten 3 oyundur inanılmaz işlere imza atıyorlar. 2 yard mesafeden neredeyse 40 yarda kadar geldik. Yani eksi 35 yardı 3 oyunda vermeleri Hacettepe ofansının QB'sini çok kötü koruduğu anlamına geliyor. Alan golü yani, menzilinden de dışarı çıkardılar. Evet belki. Şu an büyük ihtimalle field goal denemeyeceklerdir. Çünkü vurmayı deneseler 50 yardın üzerinde bir field goal denemesi olacak. Deniyorlar. Hakemlerden field goal deniyor sinyali geldi. Yani yaklaşık 51 hatta daha uzak olması lazım. 52 artık bir field goal denemesi gelecek. Ha, Hacettepe kicker'ı ayağı kuvvetli bir oyuncu ama 50 üzerindeki yardlar genelde NFL alanı. NFL mesafesi değerli. Bu arada Ertürk de dizildi, return yapabilir. Return'ı yapacak. Derken yapacak. Evet, return evet. Geliyor. Ertürk'le birlikte. Yok, iyi pozisyon aldı. Koşturmaya müsaade etmedi. 29 yard çizgisi üzerinde durduruldu Ertürk alan. Ve içi hücumu da o noktadan çeyrek başlayacak. Çeyrek sonu kalan 4.53. Şöyle bir üzücü haber verelim Ertürk alana. Topa hiç dokunmayıp ölü halde bıraksaydı kendi takımı 37 yardtan hücuma geçecekti. Return yaparak 29 yarda taşıyarak takımın aslında eksi 8 yardlık bir dezavantaj sağlamış oldu. Ben demiştim sıra Ertürk'e gelecek. Ertürk'e de nazarımız değsin, bunu buradan söyleyelim o zaman. Altman'ın zehirli ok Radyo Gold'de devam ediyor. Yeni konseptimiz sizler için hazırladık. Ve ilk kez bugün Hacettepe Red Deers, İTÜ Hornets maçında deniyoruz akşama herhalde. Otto Falcons, Boğaziçi Saltans maçında da okları atmaya devam ederiz. Tabii tabii. Şeyi nazarımız artık gözümüz kime değerse. Takımlar boncuk yaptırıyorlar şu an formalarına. Akşam oynayacaklarından ötürü. Bu arada çok iyi bir pas geldi ama pas sonrasında. Evet ooo. Bu arada yine beyaz sarı bayrak yerde. Neden acaba? Bir sakatlık güncellemesi yapalım mı Hacettepe tarafında? Ben ekipmanını çıkardı sanırım 79 numaralı line oyuncusu ama ben kendisini ayakta gördüm. Sağlıklı görünüyordu. Sanıyorum maça devam etmeyecek. Ancak hala sahada. Geçmiş olsun dileyelim tekrardan. Evet şey olup da sakatlanıp da tekrardan ayakta iyi bir şekilde görmek her ne kadar maça devam etmese de bizler için sevindirici durumlar. Evet. Yani bir oyuncunun ambulansla hastaneye gitmesi, işte maça devam edemeyecek şekilde ayağa kalkamaması. Takım arkadaşları için de. Herkes için, tüm takımlar için çok üzücü ve istenmeyecek durumlara neden oluyor. Yok iyi görüyor, görüyorum ben de Burak yine. Evet. Maça devam etmeyecek ama sanırım çok önemli, ciddi bir sağlık problemi yok gibi. Ceza, geçmiş olsun. Cezayı merak ediyoruz. Bayrağın henüz sebebi açıklanmış değil. Ben bir targeting diye... Kaskla bir temas var mı? Yani... Açıklanmadı değil mi? Ben yanlış hala açıklanmadı fakat top yer değiştirdi. Direkt olarak first down verildi. Düzeltiyorum evet, top aslında tutulduğu yere yerleştirildi. Yani bayrağı first down verildi, bayrak wave edilmiş olabilir. İptal edilmiş olabilir evet. Yine iti hücumu 44 yardlık bir... Burak bu kez topu elinden kaçırdı, akabinde kendi koşmayı tercih ediyor. Evet. Hacettepe savunması başarılı. 2 yardlık bir kayıp söz konusu İTÜ Hornets adına. Burakan Bahar. Yani yine running back QB anlaşmazlığı izledik aslında. Evet. Seyfettin Burakan arasında bir top alışverişinde anlaşmazlık oluştu. Fumble yine şans eseri kucağında kaldı ama. Yani daha kötü sonuçlara neden olabilirdi bu anlaşmazlık. İkinci hakkı yine 12 yard hedefiyle iti hücumu sahada. Bir konsantrasyon yine bozukluğu mu yoksa yeterince beraber idman yapamamış olabilir mi bu iki? Yani evet. Dediğimiz gibi
İki takımda Burakan... da konsantrasyon problemi var gibi geldi bana. Evet. Yine vardı. Erken. Evet. İyi sıyrıldı. Gerçekten çok iyi sıyrıldı Seyfettin Sarıoğan. Bir first down çıktı mı? Yoksa çok yakın, kısa bir mesafe evet, mi var? 3 ve kısa gibi gördüm ben hakemin işaretlediği tackle noktasına baktığımda. Ama son 4 yardı Seyfettin kendi çabasıyla aldı yani. Şöyle bir hurdle'ı da izleyelim ama. Yarım. Yani böyle evet. Çünkü tam böyle görsel zevk olmayan ama tabii ki de Seyfettin'in kendi bireysel eforu. Bireysel yeteneğiyle aldığı bir 10 yardlık mesafe. 3 ve 2 izleyeceğiz. İTÜ'den ilk yarının artık yavaş yavaş son dakikalarına doğru giriyoruz. 21-7 üstünlüğü sürüyor İTÜ Hornet'ın. İkinci çeyrekte herhangi bir sayı görmedik şu ana dek. Burada bir evet. Düdük, peşine de bir bayrak. Arka hakemden gelen bayrak. İTÜ 10 numara, delay of game, 5 yard ceza, 3. hak tekrarı. Oyun geciktirme cezası geliyor İTÜ Hornet'a ve 5 yardlık da bir ceza. Çok kritik yani 3 ve 2'de. Alınacak en kötü cezalardan birisi. Yani takımın 25 saniye içerisinde topu hücuma sokması gerekirken bunu geciktirerek 5 yard kayıp yine yani koçla oyun alışverişindeki bir anlaşmazlıktan sonuçlanmış olabilir. Ama şu an center'dan yine beklenmeyecek bir hata. Illegal snap atacaktır. Snap hareketinde değişik bir şey oldu evet. İTÜ 75 numara. İllegal snap. 5 yard ceza. 3. hak tekrarı. 3 ve 2'den 3 ve 12'ye. Yani çok ilginç. Bireysel acemilik gibi ya da işte bir önceki down'da oyunu alıp vermemedeki bir iletişim problemi olabilir. Ama İTÜ çok avantajlı bir 3 ve 2'yi 3 ve 12'ye taşıdı. Yani Hacettepe için şans yakalandı. Defansın durduracağı bir 3. down punt ve Hacettepe ofansını sahaya sokacak bir sonuçla İTÜ'ye dezavantaj yakalatacak. Oyun hareket kazandı bu sefer. Burak pasında Seyfettin'i buldu. Kısa, evet çok iyi tıkladılar. İyi yani kapattılar. 2-3 yardlık bir mesafe ama İTÜ'yü tatmin etmeyecektir bu kadar kazanım. Özellikle 3. down'da yani hatta no gain diyebiliriz. Hiç mesafe kat etmemiş 4. akla. İTÜ kendi 42. yardından bakalım punt denemesi yapacak mı? Ya ilginçtir bu tarz konsantrasyon eksikliğine bağlı terslikler aslında çorap söküğü gibi geliyor abi geldiği zaman. Ardı ardına geliyor ve belirleyici oluyor maç skorunda da. Yani İTÜ ilk çeyreğe muhteşem başladı ama ikinci çeyrekteki İTÜ hiç ilk çeyrektekiyle alakası yok. Hacettepe oyuna biraz daha tutunursa burada bir varlık gösterebilirseler maça ortak olmaları işten bile değil. Yani Hacettepe ikinci yarttan topu -35 yardla İTÜ'ye verdiğinde gerçekten moralman çok düşmüş olmalıydı. Ama şimdi iyi bir defansla yine Hacettepe ofansını daha moralli sahada görebiliriz. Snap hatası gelmedi. Evet. Fena da bir punt değil. Topun düştüğü nokta tam Hacettepe olarak 30 yard yapmayadı. Çizgisi. Bu hücum çok kritik. Yani Hacettepe'nin bulacağı sayı. Çeyrek bitmeden en azından bir alan golü. Aynen öyle. Yani ikinci yarının seyrini biraz daha etkileyecektir. Ha, şu an İTÜ oyunu kontrolünü altına aldı ki bir önceki drive'da inanılmaz bir savunma yaptılar. Yani İTÜ savunmasına güveniyor. Evet. Bu nedenle ofansta biraz daha rölanti alabilir. Yani iki touchdownluk 14 sayılık farkı korumak isteyeceklerdir. Ama dediğim gibi Hacettepe'nin bu hücum drive'ı sonucun etkilenmesini sağlayacak bir hücum drive'ı. Bakalım bu hücumunda ekmeğini taştan çıkartabilecek mi Hacettepe Red Deers? Yine. Kuruğu görüyorum. Bu arada bir bayrak var. Ben 50 numara olarak gördüm Şevket. Yani ben de evet Halil Serin yine bir false start gelebilir. İTÜ, Hacettepe 50 numara false start 5 yard ceza 1. hak. Çok özür dilerim Gökhan Serin Halil abisi ikisi de eski Hacettepe oyuncusu. Buradan Halil'e de selam göndereyim. Genelde bu sporda abili kardeşleri çok oyuncu görebiliyoruz. Yani şöyle aileler büyük çocuk hangi okulu kazanırsa küçüğü de yanına mı göndermişler? Evet abisinin ablasının yanında okusun diye tercih ediyor. Abisini takımda oynarken görünce ben de sahada olsam. Kesinlikle öyle. İçten içe öyle. Düşünceler ve sonucu da bu.
Bu arada yine bir bayrak var. Evet. İlk çeyrekte sayıları, bu çeyrekte bayrakları fazlasıyla gördük. Yani çok basit hata iki takım da yapıyor bu arada. Yani İTÜ de çok dezavantajlı bir konuma geçti. Çok iyi bir 3 ve 2 oynayacakken. Şimdi Hacettepe'de de küçük hatalar görüyoruz ama bu bayrak... Hacettepe 61 numara. Holding. 10 yard ceza. Birinci hak tekrarı. Bir holding cezası çıktı. Yapıldığı yerde uygulanacak. Hücum takımı için de aslında zor bir blok çeşidi. Yani bloklayacağınız oyuncunun dışına çıkmanız, ardından onu bloklamanız lazım. Bu arada ben hücum defans takımı yerinde olsam cezayı kabul etmezdim. Çünkü 3-4 yardlık bir kaybedim aldılar. Yani ben olsam cezayı decline ederdim ama. Hakkı düşürmek için. Ya benim decline edeceğim şu an tek şey sıcak. Evet. Yani ben de hava bir anda inanılmaz bir hal aldı yeniden. Güneşi var. Decline ediyorum. Devre sonu 2 dakika. İki molanız var. Karşı taraf iki molası var. Evet. İki dakika uyarısı geldi. İki takımın da ikişer mola hakkı var. Uzboy hocam sıcağı kendi de dayanamadı sanırsam. Evet. Hani alın şu molaları. Yoksa ben hakem molası alayım. Bu dakikaya kadar az mola kullanıldı. Evet. Ama. Bakalım Doruk ne yapacak? Topu elinden çıkardı. Oo, fumble'lı. Tamamlanamayan pas kararı geldi hakemlerden. Kontrol, çok güzel bir sağlam müdahale ama evet ben de o kararsızlıkta kaldım. Tekrar pozisyonu izlediğimiz zaman. Yani iç hücumunu bilmiyorum ama savunmanın konsantrasyonu maç boyunca bozulmadı. İkinci çeyrekte evet. De. Doğru karar. Yani topu kontrol altına alamamış Hacettepe hücum oyuncusu. Dolayısıyla temasla da beraber düşürülen topla incomplete pas kararı. Yine ikinci hak 2 ve çok oynayacak Hacettepe. Son an geldi. İlk yarının son dakikaları içerisindeyiz. 21-7 İTÜ üstünlüğü sürüyor ve İTÜ'den arka arkaya gelen savunmalar. Yok yok, pozisyonun başlangıcı dışarıda olduğu için hakem sek kararını ikinci yardta verecektir. Muhtemelen. Safety'nin kıyısından döndü. Harika bir efor. Hacettepe Redeers. İki savunması da ben buradayım demeye başladı yeniden. Evet. Şimdi pozisyona başlandığı noktadan itibaren Doruk kendi isteğiyle veya adımlamasıyla ileriye hareket veya geriye hareket edemedi. Yani pozisyonun devamında tackle esnasından tutularak kendi end zone'una doğru sürüklenerek end zone'da yere düştüğü için kendi iradesi dışında geriye sürüklendiği kim için safety kararı gelmeyecek. Bu arada Uzboy hocamızın mikrofonu açık kalmış galiba. Evet. Evet, şimdi hakem toplantısına açık mikrofonda biz de katılalım burada yayından. Bakalım hakemler neler konuşulacak? Hakemler kendi aralarında neler konuşacak? Sanıyorum fark edip kapattım. Toplantıya giderken. Bu arada ben hakemlik de yapıyorum. Hakem toplantıları çok zevklidir. Yani orada şey deriz, çok temiz pozisyondu. Bence biraz müdahale vardı falan. Ya o aradaki pozisyon tartışmaları çok gayet zevkli oluyor. Ve tüm hakemler farklı açılardan farklı taraflarını görüyorlar aslında. Yani zordur da birbirini ikna etmek o durumda. Baş hakemi özellikle. Mesela iki tane işte hakem yorumuna dayalı pozisyon izledik. Bir tutulan top veya tamamlanmayan top. Biri safety mi, tackle dışarıda mı oldu? Bunlar gerçekten hakemlerin aralarında zevkli tartışmaların neden olan pozisyonlar. Hacettepe 3. hakkında bir punt formasyon. Riskli bir punt. Yani 3. hakları olduğunun farkında mı değil acaba? Yoksa... Abi safety'den kaçıyor mı olabilirler mi? Çünkü az önceki pozisyon oyun kurucuları üzerine ciddi bir baskı altında. Uzun süredir bir fake de gelebilir bu arada. Hacettepe'den de izliyoruz dönem dönem. Valla Türkiye Ligi'nde izlenen her şey mümkün. Punt yapıldı. Bir return görür müyüz? Topun düştüğü yer yani 30 yard çizgisi. İlginç bir kara. Ertürk bir touchdown atma peşinde topa doğru hızla gitti ama sonradan defansın üzerine doğru geldiğini görünce vazgeçti. Ama ben koç olsam 3. hakta punt yapmazdım. Ya kısa bir pas, iç bir koşu. Yani aslında defansın pres yapacağını bilerek bir screen paslar. Bilmiyorum tercih olarak. Ve Hacettepe'de o riski alacak pozisyonda aslında. Yani garantili oyunları tercih etmektense bu tarz riskler alması gerekiyor. Hele ki devrenin sonuna da kısa bir süre kalmışken. Yani İTÜ'ye bir son dakika pozisyonu tanıdılar bu evet tercihle beraber. En azından kendisini bir alan golü menziline de sokabilir. 30 yardtayız.
Tabii yani alınacak bir... Bir first down yeterli onlar adına. First down field goal denemesine neden olacak İTÜ için. Yine ama koşu formasyonunda dizildiler. Evet. Ancak bir pas tercihi var. Oo, bu güzel bir pastı bence. Çok erken zıplayıp biraz erken öne geldi gibi düşünüyorum. Hani güneşi de bahane edemez, tam arkasındaydı çünkü, evet. If you touch it, you can catch it tabii, dediğimiz olayı aslında yeniden biraz gördük. Biraz receiver zamanlama hatası diyebilirim. Yani bir adım öne erken atıp biraz erken zıpladı. Yani bulduğu, durduğu yerde tam yüz hizasında bir güzel pas gelecekti aslında. Ama çok yüksek ihtimalle comeback rotası koştu. Yani onu da artık anlaşma QB receiver arasında. Ama bence pasın kalitesi iyiydi. Receiver'ın tutamadığı bir pas oldu. İkinci hakkını oynuyor Ito Hornet. 2 ve 10 izleyeceğiz. Artık ilk yarının bitimine de çok az bir süre kaldı. En azından bir first down, peşine de bir alan golü denemesinde bulunacaklardır diye tahmin ediyorum. Uzun bir pas, isabet yok. Bu arada boşluğa atılan, yok tamamlanmayan paslarda süre duruyor. 2 dakikanın altındaki sürelerde. Yani boşluğa receiver'ın kucağına atılabilecek bir pasken bence bu sefer de QB'nin kötü bir pasıyla karşılaştık. Tercih iyiydi. Tercih iyiydi, bölge iyiydi. Mıknatıslar düşmüş muhtemelen Onur Alp'ler Burak'ta. Yani Burak toparlayacaktır ya. Ben iki pasla moral bozukluğu yaşamayacağını düşünüyorum. Bir önceki pası iyiydi bu arada zaten. Kesinlikle onda hemfikiriz. Maça da harika başladı. Tercihleri de hala doğru gidiyor, iyi gidiyor. Yani bu dağında ütü yine pas deneyebilir. Yok, koşmayı denedim. Koşu tercihi izliyoruz. İTÜ'de ama Hacettepe D-Line'ı bu koşu uyandı. Yani bunun coaching'deki karşılığı, ben ilk yarıyı bu şekilde bitireceğim. Şey olarak topu defansa vermeyeceğim. Hacettepe ofansına vermeyeceğim anlamında. Peki bu mesafeden bir alan gol deneyecekler mi? Yani kicker'ının idman performansı yine hesapladığımızda 50 yarda yakın, 49-50 yard civarından bir vuruş vuracaktır eğer field goal denemesine giderse İTÜ. Yani ben koç olarak kicker'ıma güvenmiyorsam yine bir koşu veya pas oyunuyla kısa bir yard alıp first down'la oynardım. Ha, punt yapmazdım ama. Field goal atamıyorsam first down'la oynayan kısa bir oyun yapardım. Belki Burak'ın biraz daha tecrübe kazanması, bu 4 ve 10'u oynaması için antrenörleri hani oyundan yana kullanabilirler haklarını gibi geliyor. Çünkü yani Türkiye istatistiğine göre vurmak için de uzak bir noktadan bahsediyoruz aslında. Aynen öyle. Çok yani kolay değil. 30 yardların başarılı sayıldığı Türkiye Ligi'nde evet, futbol denemelerinin olduğu yerde. Yani tabii ki her geçen gün bizim de gelişiyor. Uzaklık konusunda futbol başarılarımız artsa da henüz 50 yard seviyesinde çok fazla kicker'ımız yok ligde maalesef. İnşallah olur ama cidden zor. Çok çalışmak gerekiyor ve gerçekten bacak kuvveti önemli. Bu sezon yanılmıyorsam alan golünde rekor 50 yard. Evet. Bir karşılaşmada görmüştük. Anadolu, bu arada oyun oynandı. Yine ortaya bir pas. İnanılmaz güzel bir pas. First down geldi. Hacettepe orta ve arka kısım, yani orta 20 yard civarı boşlukları İTÜ gün çok değerlendirdi. Orada bir sakatlık da var. Sanıyorum süre duracak. Aslında top içeride düştü. First down alındı ancak süre devam ediyordu. Bir sakatlık molası, hakem molası. Pozisyonu tekrar izlemeden sakatlığı gördük. İnşallah önemli bir şey yoktur. Çünkü evet, kötü. Acı içerisinde kıvrandığını gördüm. Görüntü havada geldi. Bir mücadele oldu. Yere düştü iki oyuncu bir arada. Umarız ciddi bir problem yoktur. Pozisyon tekrar ekranlara yansıyor. Düşüş esnasında o kendi oyuncusuna takılmış. Evet, evet. Darby 34 numarasıyla Cenk Atayazıcı. Yani sanırım ayak bileğinde bir talihsizlik olmuş kendi arkadaşı. Problem. Evet, iyi. Geçmiş olsun dileyelim Cenk Atay'a. Kendisi sekerek çıkıyor şimdi sağda. İTÜ yine beklediğimiz, konuştuğumuz şeyi tercih etti aslında. İki safety'nin önüne, linebacker'ların arkasına, sahanın ortasına isabetli bir pas ve bir first down. Yani yine şeyi söyleyeyim, 10 yardta ve çok kısa süre kala bir hücum oynayacaksam ortaya kısa bir pas denerdim İTÜ koçu yerinde olsam. Yani biz bunları buradan görüyoruz. Acaba Hacettepe'li oyuncular farkında ve bilerek mi önlem almıyor, yoksa orada bir zaaf mı söz konusu?
Ya ikisi de olabilir. Yani safety'ler evet daha kenarlara yöneldi. Ortayı evet. Da boş görüyorum. Bu arada iyi bir pas ve inanılmaz çok güzel. İlk yarının sonuna doğru biz yaklaşırken İTÜ bu çeyrekteki ilk sayıyı buluyor. Touchdown geldi Deniz Ata. Bugün pek adını zikrettiğimiz bir isim değildi Deniz. Evet, Data diyorlar arkadaşları. O da milli takım oyuncularımızdan. Evet, kısa bir slantle topu aldığı gibi defansın arkasına sarkarak 10 yardlık bir touchdown'u takımına yazdırdı. Bakalım bir de alan golü denemesi izleyeceğiz. Bir pet fake görür müyüz? Yok, denemezler ya, garantiye giderler diye düşünüyorum. Nitekim garantiye gittiler ama bloklandılar. Garanti denendi ama bloklandı. Skor 27-7 İTÜ lehine. Bu arada Burakan 3 pas taştanlığıyla ilk yarıda yani nazarımızın değdiği anlar olsa da gayet başarılı bir performans sergiledi. Yani rotaları okuyuşu, boş adamı görmesi, kritik first down'ları bu yarının ilk yarının oyuncusunu seçecek olsak ben Burakan'a oy verirdim. Benim oyum Onur Alp'e. Tabii çok iyiydi. O da çok iyiydi. O da gayet iyi bir oyun ortaya koydu. Ya özellikle ilk çeyrek biraz daha hareketliydi. İkinci çeyreğe daha çok yapılan basit hatalar neden oldu. Etki etti. Çok fazla bayrak gördük sahada. Ve gelen tek sayı da son dakika içerisinde geldi aslında. Burak yine iyi gördü. Koşan arkadaşını Data'yı. Son touchdown çok ustalık işi bir touchdown. Yani NFL'de özellikle böyle pozisyonlarda kısa slant oyunları çok etkilidir. Ki yani, öncesindeki pozisyonda da dördüncü hakta bir first down alındı. Onun için topu elinden hızlı çıkarabilen bir oyun kurucuya ihtiyacımız var. Snap'in güzel gelmesi lazım. Receiver'ların iyi reaksiyon vermesi lazım. İyi çalışılmış. Yani tüm bu detaylar birleşince ortaya bu touchdown çıktı az önce. Çok güzel bir touchdown'du gerçekten. Evet, return'ü izleyelim Hacettepe return takımının. İyi sıyrıldı tackle'lardan evet. Ama dike doğru istediği rotayı bir türlü bulabilmiş durumda değil. Yine Doruk. Yani Hacettepe Doruk'u çok hor kullanıyor gibi bir görüntüye devre arasında bir masaj alacaktır girdi. Muhtemelen. Yani ben QB'mi, oyun kurucumu returner olarak sahaya almazdım şahsen. Receiver'da oynadığını gördük. Tabii. QB oynamadığı zaman da zaten receiver olarak sahada. Bu arada Doruk defansta da oyuna giriyor. Birkaç down'da izledim ben de. Bu arada ben oyumu kullanmadım ilk yarının yıldızı için. Doruk mu? Hayır, ben İTÜ'nün defensive line oyuncuları diyeceğim. Çünkü yani diğer bütün ünitelerin inişli çıkışlı ilk çeyrek, ikinci çeyrek performansları oldu ama İTÜ D-line'ı bırakmadı oyunu hiçbir şekilde. Tabii. Gayet sabit, stabil bir performans yani, ortaya koydular. 21-7 iken kendi ikinci yartlarında inanılmaz bir performansla -35 yard. Yani mükemmel. İzlemeye değerdi. Orada 21-14'e gelmesi durumu işleri çığırından çıkartabilirdi. Evet. Tabii her an her şey olabileceği bir pozisyon. Hacettepe ilk yarıyı bitirme adına. Ki öyle de oldu. İlk yarı sonuna geliyoruz. İlk yarı sonucu It's Hornets 27, Hacettepe Red Deers 7. İkinci yarının aktarımında ben Kerem Korkmaz, Şevki Deniz Kantarcı ve Alican Bektaş. Hep unutuyorum soyadını senin. Birlikte hiç olmaya doğru. Devam edeceğiz. Kısa bir müsaade istiyoruz. Bu aradan sonra yeniden sizlerleyiz.
Thank you.
çık. Ankara'da bu sıcak günde İTÜ Hornets ve Hacettepe Red Deers'ın karşı karşıya geldiği maçın ikinci yarısının anlatımında yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Kerem Korkmaz, Şevki Deniz Kantarcı ve Alican, bu kez unutmadım, Bektaş'la birlikteyiz. İlk yarı skoru 27-7 İTÜ lehineydi. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir karşılaşma izleyeceğiz. Aslında skor 21-7 iken 2 yardtan topu endzona sokamadığı bir kısım olmuştu Hacettepe'nin. Ve momentum ondan sonra değişmeye başladı. Şevki Deniz Kantarcı, nasıl bir ikinci yarı bekliyorsun? Yani return başlaması Hacettepe için avantajlı bir durum. Yani bu drive önemli. Maçı yakalayıp ortak olabilmeleri için bu hücum serisinden touchdown'la dönmesi gerekecek Hacettepe'nin. Öbür şeyde de İTÜ topu tutup biraz daha zamana yönelik maçı bitirmeye oynayacaktır. İkinci yarının da ilk return'ü izliyoruz. Doruk bugün evet, sık bir bayrak daha dile geldi. Getirdiğimiz bir isim. 25 yardında Doruk topla birlikte yere düştü. Ardından bir bayrak geldi. Şimdi Hacettepe ofansı ne yapacak onu çok merak ediyorum. Ben ilk yarıda yani iyi bir drive vardı. Taştanla sonlanmadı. Ritim tutturdular diyemeyiz bence. Cezalar oldu. False start cezaları aldılar arka arkaya.
devrede ne konuşmuşlardır bilmiyorum ama... Hacettepe'de şöyle bir olay var bu arada. Orijini QB olan bir oyuncuları şu anda yok. Evet. Ya ama dediğim gibi Doruk Bilkent Üniversitesi quarterback'i aslında. Yani quarterback olarak tecrübesi olan bir oyuncu ama Hacettepe'de sene başından beri receiver olarak oynamıştı. Bu maçta evet, QB'ye geçmesi gerekti. Yani pozisyonun şey olarak tecrübeli ismi ama daha önce idmanlarda çalıştı mı receiver uyumunu bilmek lazım tabii. Ama bugün evet bir Doruk'la başlamadılar zannedersem. Evet, Doruk receiver'a geçti. Hacettepe QB değişikliğine gitti ikinci yarı. Abdülkadir İnce 89 numara. Evet. Abdülkadir'in de zaman koşu, zaman kullanıldığını gördük sezon içinde. 3-4 yardlık bir kazanım oldu. Abdülkadir ikinci yarıya QB başladı. Demek ki Doruk'u biraz daha receiver'da kullanmayı düşünüyor Hacettepe. Yani bahsettiğin gibi abi Doruk QB oynuyor olabilir üniversiteler liginde ama bu futbol gibi değil. Yani abi ben stoper oynuyorum, savunmada dururum deyip durabileceğiniz bir yer değil. Organizasyondaki rolünüz o an çok daha önemli. Tabii ki çok önemli. Tabii o noktada running back'inle uyumun olsun, receiver'ların kesinlikle uyumun olsun çok çok kritik önem arz ediyor. Bu bağlamda da bakalım ikinci yarıda Abdülkadir'in takım arkadaşlarıyla uyumu nasıl göreceğiz. Şu anda iki koşu oyunuyla hücum drive'ına devam çizgiye ediyor. Doğru bir dış koşu geldi Hacettepe'den. 5-6 yardlıkta bir kazanımı var. 3 ve 2 gibi zannedersem yeni hücum hakkı. 3 ve 4. Bu arada İTÜ savunması çok önde karşıladı. Yaklaşık 8'de bir pres vardı sahada. Yani Hacettepe biraz daha pasa gidebilir gibi düşünüyorum şu an. Arka arkaya koşular geldikçe dikkat çekiyorlar. Yani onlar da devreyi geçirmiş olabilir. Bakalım. Üçüncü hakkında pasa yönelecek mi Hacettepe Raiders? Merakla bekliyoruz. Evet, biraz daha önlem aldı. Abdülkadir hayır, yine bir koşu tercihi var ama bu kez o koşuyu çok iyi okudu. İTÜ Hornets ve iki haktaki kazançlar tek seferde defans line attı. İnanılmaz iki kişi birden tackle'a gitti. Yani 4 ve 8 gibi bir mesafe. Çok yüksek ihtimalle punt takımı sahaya girecek şimdi. Girmemesi büyük kumar. Ya ilginç bir oyun oldu aslında. Kasıtlı olarak boş bırakılan defensive line oyuncuları gitti ve oyunu bitirdi. Arkadaki execution biraz ağır kaldı sanıyorum. Hacettepe koşuyla ritim bulmaya çalışarak ikinci yarıya başladı. Yani return'de Ertürk'ü görüyoruz yine. Bakalım bu sefer nasıl bir return gelecek. Evet. Ertürk topun düşeceği noktayı önceden okudu. Bu arada fair catch'i göstermediyse... Oh. Bu arada bir fumble var. Top son olarak kimde kaldı? Çok ilginç şeyler oldu. Hacettepe'li oyunculardı ama bir yani, bayrak da var. Şimdi pozisyonu değerlendirmek gerekirse fair catch diye returner oyuncunun bana dokunmayın ben topu tutacağım bir sinyal göstermesi gerekiyor. Ertürk bu pozisyonda fair catch göstermemiş. Yani karar büyük ihtimalle Hacettepe ofansına topu verebilir fumble sonrası return'dan. Ama hakemin kararını bekleyelim. Belki de fair catch'i göremedik biz. Fakat Ertürk topa yönelirken ona bir müdahale yapıldı. Yani wave etmedi, fair catch uyarısı yapmadı. Hakem... Yani şöyle, fair catch'i göstermediği durumda sahadaki 11 return takım oyuncusu da aynı birbirine şeyde. Birbirine eşdeğer nitelikte. Yani evet, blok yapılabilir, dokunulabilir. Hı-hı. Fair catch gösterseydi temas alamayacaktı. Yani temas olmayacaktı. Bakalım ne karar çıkacak? Hakemler de bu konuyu uzun uzun tartıştılar aralarında. Enteresan bir pozisyon oldu işin aslında. Yani Ertürk gibi tecrübe... Hacettepe 84 numara. Personal foul. Kick catch interference. 15 yard ceza. İTÜ first down. Evet, fair catch'i gösterdiği yönünde bir hakem kararı geldi. Bu durumda fair catch'i Ertürk göstermiş olup Hacettepe'li herhangi bir oyuncunun gelen oyuncunun teması temasını engellemeye yönelik ama temas geldiği için de ceza yediler. Ama ben fair catch'i görmedim. Ve iti hücumu da ben de gördüğümü söyleyemem. 18 yard çizgisinde. Ve oyun kurucu olarak 19 numara. Özkan Gök var. Nazar boncuğunu umarım yanına almıştır. Ya İTÜ farkın verdiği biraz avantajla deniyor olabilir. Bu arada iyi bir koşu evet. Geldi Seyfettin Saruhan'dan. Seyfettin yine. Ekmeğini taştan çıkartmayı ihmal etmedi. İlk tackle'ı kırarak yine kendi becerisiyle 10 yardlık bir mesafe kat etti. Çok başarılı bir koşuydu. Eline sağlık. Ve böylelikle red zone'a da girmiş oluyor. İTÜ Hornets.
İkinci yarının başındayız. Üçüncü çeyrekteyiz ve İTÜ touchdown'a yaklaşıyor. Yani 27-7 üstünlükleri var. Şöyle bir taktiğe gidebilir İTÜ. Farkın verdiği bir avantajla ilerleyen maçları düşünerek biraz daha rotasyon yapıp çok yüksek ihtimalle de bu maçın galip geldiği varyasyonunda playoff'lara kalmayı çok yüksek ihtimalle garantileyecek bir pozisyonda olacaktır. Dördüncü galibiyetleri olacak. Bir sonraki playoff maçının ya da lig maçının ufak bir idmanına çevirebilir. QB değişikliği de sanırım bunu gösterecektir. Bu sinyalleri bize verdiler. Özkan evet, topu çıkardı elinden. Pasında başarı var. Çok başarılı. Bir touchdown gelir mi? Kısa mı? Touchdown evet, geldi. Hakemler verdi. Touchdown geliyor Eti Hornets adına. Fatih Özkan. Müthiş bir play action izledik. Oradan kendi arka omzuna doğru roll out yaptı. Harika bir pas attı. NFL çok, kalitesinde çok izlemiş. Güzel, çok evet, güzel bir oyundu. Çok yüksek ihtimalle tight end'ini kullandılar. Evet. Tight end'de bloğu göstererek bir anda boşluğu yakaladı. Kendini savunmaya unutturdu. Evet, 2-3 yardı da defans oyuncularının üzerinden alarak kendi ünleriyle taşlandı, sağlamış oldu. 33-7 oldu skor. Mehmet Emin Pekin'i görüyoruz bir kez daha. İlk yarıda burada bloklandığı bir pozisyon vardı. Hemen bir benzeri pozisyonu oynayacak şu anda. Bu arada bayrak var. Çok yüksek ihtimalle defans takımına bir erken nötr zona giriş cezası çalınacak gibi duruyor. Ya acaba bir şey yaparlar mı? Hacettepe 66 numara. Kick oyununda kural dışı dizilim. Mesafe erisi. Tekrar oynayacak ekstrak. Şimdi kural dışı dizilimi de ben anlatayım size. Center yani topu elinde bulunduran oyuncu özel takımlarda, field goal, punt takımı gibi takımlarda temassız yani korumasız oyuncu sınıfına giriyor. Arkaya bakarak geriye doğru top attığı için bunun dokunulmazlığı var. Oyuncuya yapılan herhangi bir müdahale bu cezayı gerektiriyor. Öyle bir ceza geldi Hacettepe takımına. Bu sanki yine Seyfettin'in 39 numarasıyla en sol dış. Minik bir ileriye doğru hareketlendi. İti 39 numara, false start, 5 yard ceza, ekstra tekrar. Az önceki yere döndük. Tam gördüğümüz üzere demin mesafe arasından 1,5 yard almışlardı. Şimdi 5 yard geriden tekrar field goal deneyecekler. Yani field goal'de böyle cezalar çok fazla mesafeyi etkilemediğinden ötürü takımlar biraz daha rahat davranabilir. Çok etkiler mi kicker'ı? 5 yard? Yok, bu mesafede etkilemez. Yani bir 20-25 yardın gerisinde olsaydı sorun olabilirdi ama 5 yard, 10 yard fark etmiyor gibi. Ve Mehmet Emin Pekin isabeti buldu. Evet, dediğimiz gibi de 5 yard ceza yemelerine rağmen başarılı bir field goal'le 33-7'ye getirdi skoru. 34-7. 34'yi düzeltelim. Bazen hesap kitap şaşabiliyor çünkü maçta hemen hemen görebildiğimiz her çeşitli sayıyı gördük. Evet. Bir safety görmedik galiba. İstanbul'un plakası olsun ihtiyacı. Evet. Hacettepe ofansını dururlar konuşuyorduk. Yani Hacettepe ofansı... Birdenbire İTÜ Taştanlı'nı anlatır olduk. Evet. Kötü bir puntla yine 15 artık bir catch interference cezasıyla defansına yine çok kötü bir yerde topu teslim etti. Şöyle bir durumda kendi işinizi zorlaştırmak alabileceğiniz en kötü karar herhalde. Bakalım maçın geri kalanında nasıl varlık gösterecek Hacettepe hücum oyuncuları. Ben hala az da olsa işin gidişatını değiştirebileceklerine inanıyorum. Onun sinyallerini verdiler ilk yarıda. Fakat bir şey yapmaları lazım artık. Tabii. Yine tekrar tekrar dile getirdiğimiz gibi bu hücum drive'ı Hacettepe için çok belirleyici olacak. Ya tamam ya devam diyebiliriz hatta. Yani yok, İTÜ çok avantajlı şu an için. Bu skordan karar verecek olursak çok da güzel bir kick geldi. Kendi 20. yardlarından 80 yardlık bir drive bekliyor Hacettepe'yi. Zor, işleri çok zor ve gittikçe zora soktular. İkinci yarının, ilk yarının son bir dakikasıyla beraber işleri gerçekten zora soktular. 34-7 mağlup durumdalar ve yaklaşık 80 yardlık da bir mesafe var. Tabii hiç kolay değil. Şey olarak ofansın
iyi bir return'ü, return takımının iyi bir return'ü ofansına çok büyük bir avantaj sağlayacaktı. Çok iyi bir kickoff vuruşu geldi, touchback oldu. Yani 80 yard gerçekten kolay değil. 98 yard koşan oyuncularını gördük ama. O interception hazırlıksız yakalanma diyelim. Evet, defans oyuncusu olmayınca sahada ofansın tackle yapması zorlaşıyor interception dönüşlerinde. Ama şimdi defansı içerideki bütün bu maç. Arada Abdülkadir İnce kendi koşmayı tercih etti ve bu koşusuyla birlikte first down'ı alıyor. Yaklaşık 18 yardlık bir koşuyu izledik Abdülkadir'den. Evet, bu moral anlamında Hacettepe'yi biraz daha üste çıkarabilir. Ama İTÜ defans hattı, line hattı özellikle Hacettepe ofansının line hattına çok fazla üstünlük sağladı diyebiliriz. Ki bu pozisyonda da yine çok fazla defans oyuncusu içerideydi. Abdülkadir kendisi inisiyatif alıp oradan çıktı aslında. Yani. Tabii. Yani üzerine gelen presten kaçma durumu koşuya dönüştü. Evet. Kez bir pas oyunu mu göreceğiz? Evet, hala pas atacak bir arkadaşını geldi. Aradı. Uzun bir pas tercihi bir interception'la mı sonuçlanıyor? Hayır. Aslında yakalayabilirdi o topu sanki Vasıf Efetan. İto adına. Evet, Efe, evet, interception'ı kaçırdı diyelim. İkinci hakkını oynayacak Hacettepe Red Deers. Yani QB koruması anlamında da maçın başından beri izlediğimiz en iyi pas koruması Hacettepe line için geçerliydi. Süre olarak evet. Yaklaşık evet. Bir sene tanıdılar evet. Abdülkadir'e. Ya Abdülkadir'in de QB mekaniğinde biraz daha eksiği var gibi gördüm. Yani pası çıkarışı. Yine uzun bir pas tercihi. Başarı yok. Üçüncü hakkına geçiyor Hacettepe Red Deers. İlk iki hakkında. Evet, QB oynamanın zorlukları, sağ görüşü, kolun, adımların, fundamental'ın. Abdülkadir genç bir oyuncu. Gittikçe daha iyi olacaktır tabii. Ama şu pozisyonda boşluğa bir pas geldi Hacettepe adına. Bakalım üçüncü hakkında yine bir pas tercihine mi yönelecekler yani yoksa? Tabii ki first down'a oynaması gerekecek. Hatta bence bu dakikadan sonra dördüncü hakkı da oynamalı Hacettepe. Ben bir pas deneneceğini ama Abdülkadir'in de inisiyatif alıp koşabileceğini düşünüyorum Kerem. Bakalım. Bakalım üçüncü hakta tercihi ne olacak Hacettepe Red Deers ofans hattının? Evet, evet Abdülkadir koşusu. Kendi koşmayı tercih etti ve bu koşusuyla birlikte de yaklaşık yani olarak 3 yard. Doğru sağına doğru çekip 3 receiver'ın olduğu yere 4. receiver'ı ve blokçuyu getirmiş oldu. 4 blokçunun arkasından kendi koştu. 4 yard. Yani İTÜ iyi reaksiyon verdi. Orayı kalabalıklaştırıp tackle'ı yaptı diyelim. Ve dediğimiz gibi oynuyor mu, punt mı gelecek? Evet, Hacettepe punt takımı içeride. Hacettepe punt takımı içeride. Dördüncü hakkı oynamayı tercih etmediler. Aslında risk edilebilir hem skor olarak. Yani 40 yard bence, alan olarak. Evet, skorun verdiği dezavantajla tercih edilebilecek bir. Ama bakalım trick play geldi evet. Geldi. Geldi ve güzel bir tackle da geldi. Yani böyle pozisyonlarda defanslar tahmin edebilir. Çünkü farkın verdiği avantaj da sanki geride olan takımın böyle skor nedeniyle bazı bir, trick playlere bir yani sürprizler yapması gerekiyor değil evet, mi abi? Bunu evet. Beklediği için İTÜ uyanık davrandı açıkçası savunma anlamında ve koşturmadan yine çok iyi bir saha avantajıyla topu ofansına teslim etti. İTÜ güvenli oyunu tercih ediyor hem savunmada hem hücumda sanırım. Yani şu an bakıyorum formasyon olarak da aslında yine karışık bir formasyon var. Pas veya koşu oyunu herhangi bir şey izleyebiliriz. Evet. Sahi yine 4 receiver'la açtı. Koşabilir biraz daha ama Hacettepe orta alanı kalabalık gibi görünüyor. Bir pas gelecek. Evet. İyi de bir pas geldi ve gayet güzel. Devamında gelen koşuyla birlikte ilk hakka yaklaştı İTÜ Hornets. Sola bir direkt rutuyla kısaya bir pas gördü ve catch'ten sonra 10 yardlık bir kazanım oldu. Başarılı İTÜ yani bir şeyleri deneyerek oyun çalışıyor diyebiliriz şu an. Ya şöyle bir şey de var. İTÜ'nün pas oyununda targetlar çok çeşitli. Yani tek bir receiver'dan değil 3-4 tane isabetli top tutabilen, top tuttuktan sonra yard kazanabilen oyuncular. Bunlar
Sezonun geri kalanında da kıymetli asetler aslına bakarsanız. Bu arada hakemler arasında da bir diyalog var. Sağda flag göremedik ama sanki bir ceza geldi, evet. Bir bayrak atılmış İTÜ, bu arada. 72 numara. Holding. 10 yard ceza. Birinci hak tekrarı. Pas koruması esnasında 72 numaralı İTÜ oyuncusu holding yaparak takımına 10 yardlık bir ceza verdi. Mert Feyzullahoğlu. Evet. Holding'i yapan isimdi İTÜ adına. 1 ve 20. Zor. İmkansız mı? Hayır. Yok. Yani işleyen bir ütü hücumu var sahada. Yani 5'er 10'ar gideceklerini tahmin ediyorum. Ki de öyle oldu. Kısa bir pas. Kısa bir pas ama. Derken Seyfettin istediğini yapamadı diyelim. Rahat bir toptu aslında. Evet. Genelde bu tarz hataları gördüğümüz bir isim de değil Seyfettin. Önü de boştu yani, bir catch'ten sonra mesafe kat edebilirdi. Pas da gayet güzeldi. Yok, İTÜ güzel deniyor. Yani başarılı başarısız fark etmiyor. Oyun tercihleri gayet tadında. Biz de zevkli bir maç izliyoruz sahilerinde. Teşekkür ederiz. Her iki takıma da teşekkürlerimizi radyo olarak iletmiş olalım. Çeyrek sonuna 6.45 uyarısını da yaptı Uzbay Hoca. İTÜ hücumu yeniden hareket kazanıyor. 2 ve 20. Erdem uzun menzilli bir pas düşüncesi, evet, başarıyla sonlanmadı. Yani 3'e 2 gibi bir cover vardı. Hacettepe defansif bekleri bu sefer cover anlamında başarılı bir iş yaptı. Yani pas kötüydü ama Hacettepe defansı da yerindeydi diyebilirim pozisyon için. Bu haklarında yine pas oyunu mu deneyecekler? Yani 3 ve 20. Tabii bence üçüncü uzun hak. Pasa gidecektir yine. Peki olası bir dördüncü hak durumunda ne bekliyorsun? Oynamalı. Yani field goal range'inde değil dediğimiz gibi. Punt içinde ben koç olsam tercih etmezdim ama punt yapılabilir. Punt field goal denemesinden daha mantıklı olacaktır. Yani defans da formda bence. Ben de oynayacaklarını düşünüyorum olası bir durumda dördüncü hakkı. Ama öncelikle üçüncü hakkı bir bakalım. Oyun hareket kazandı. Erdem kısa bir pas tercihinde bulundu. Oldu. Pası çıkardıktan sonra gelen bir koşu var. Fumble. Ve fumble oldu. Sanki. Fumble. Fumble dışarıda gibi koç, hakem değerlendirmesi olabilir. Ama ben de fumble gördüm. Arka arkaya iki güzel müdahale izledik Hacettepe savunmasına. Tekrar ekranlara geliyor. Bakalım dışarıda mı içeride mi? Daha net göreceğiz bu açıdan. Ben size oyunu söyleyeyim. 39 numaralı Seyfettin'e kısaya bir middle screen vardı oyunda. Evet ama ters tarafa döndü sanırım. Aynen öyle. Offense line'ı o yüzden o kadar boş bırakarak ikinci kademe bloğunu düşündüler. Ama topun kötü gelmesi, shotgun, center'dan QB'ye gelen topun kötü gelmesi planları bir anda tersine çevirdi. Ve ikinci ihtimal, yani oyunun ikinci veya üçüncü opsiyonu olan kısadaki 18 numaraya bir pas denediler. Evet. Ama iki tackle'dan kaçamadı. Fumble'da dışarıda olarak, dördüncü hak olarak. İTÜ oynuyor. Empty formation'da 5 receiver'lı bir dizilişte şu an. Büyük ihtimalle first down oynayacak. Erdem yine uzun bir pas tercihinde bulundu ama o noktada iyi bir savunma geldi. Çok iyi bir savunma izledik. Hacettepe'den Berkay Demir. 36 numaralı formasıyla. Son anda. Evet. Çok güzel bir dokunuşla first down'u İTÜ'ye vermedi. Ve kendi ofans hattı da sahaya giriyor. Yani bu riskin bedelini ofans olarak şimdi İTÜ kendi 54. yardından savunma yaparak dezavantajını yakalayacaktır. Hacettepe ofansı avantajlı bir yerden sahaya giriyor şu an. Yani son şans diyebilirim Hacettepe adına artık. Bakalım nasıl bir oyun tercihinde bulunacak. Hacettepe Reddiers ofans attı. Merakla bekliyorum. Yani touchdown'a giden bütün riskleri alması gerekiyor. Abdülkadir'in az önce kendi koştuğunu da gördük. Doruk sağ tarafta slot receiver'a dizilmiş. İTÜ iki safety ile evet, arka tarafı bir mola var. Bir dizilişte sorun yaşadı Hacettepe hücumu. Sağda 12 kişilerdi. Son anda bir oyuncuyu dışarı çıkartırken oyun veriminde bir sıkıntı yaşadılar ve mola geldi sonucunda. Evet, Hacettepe molası.
Yani toparlayacak olursak 34 farkta süre akıtılarak hızlandırma kuralı devreye girecek. Yani Hacettepe Red Deer'sın yiyeceği bir touchdown daha süreyi kendi aleyhlerine hızlı bir şekilde akıtarak artık maçı çevirmelerini imkansız hale getirecektir diyebilirim. Bu yüzden Hacettepe son şansını bu hücumda kullanacaktır. Oldukça uzun menzilli paslar görmeyi bekliyorum ben Hacettepe'nin bir hücumunda. Yani maç başından beri denemediler. Screen paslar, yani QB koşuları şu anda hücumun işleyen oyunları oldu. Orta koşularda bekledikleri verimi alamadılar. Evet, behind the fake'inden. Yani QB acele etti diyebilirim. Bir saniye daha receiver'a rotayı tamamlama fırsatı verseydi çok güzel bir pas gelebilirdi. Kesinlikle. Hiç kötü bir tercih değildi aslında. Yani ciddi bir tehdit vardı orada. Receiver oyuncusu da savunmasıyla arasını birazcık fark koymayı başardı ama pas erken geldi dediğin gibi abi. Yani presi bir saniye daha bekletebilirmiş QB elinde. Yani çok fazla pres altında kalmamış. O da sanırım hani İTÜ'nün defensive line oyuncuları tarafından ciddi bir tehdit altında. Maçın başından beri dolayısıyla hızla elinden çıkarmak istediği bir nevi refleks oluşturuyorsunuz aslında. Yani maç başından beri olan biten her şey. Bu arada çalışılmış güzel bir oyundu. Yani handoff fake'inden sonraki hemen kafayı kaldırıp boştaki receiver'ı görünce. Benzer bir dizilim var şu an bu arada. Evet, kenarlara oynadı. Aynen bahsettiğimiz durum. Toruk'tan yine iyi bir koşuyu izledik. Ve fazlasıyla hücumu 20 yard ileriye taşıdı. Bu arada az önce Doruk'u durduramadılar. Doruk kendisi durdu. Kayarak düştü orada. Hacettepe'de yeniden Atay'ı görmeye başladık. Oyun kurucu pozisyonunda. Evet. Evet. Zaman zaman değişiklikleri yaptığını görüyoruz. Sezon genelinde de gördük zaten. Bu arada üstümüze gelen bulutta da çok teşekkür ediyorum. Birkaç saniyeliğine bir nefes alma fırsatı tanıdığı için bizlere. İnanılmaz. Fark ettiniz mi? Hacettepe hücumu iyi işlemeye başladığı zaman bulut geliyor. Hani burada onların dahi ev sahibi takımı desteklediğini söylememiz mümkün. Bu arada yine ilginç bir tackle oldu. Yani şeyi anlamadım. Tackle oldu mu abi orada? Temas var mıydı yok muydu çok iyi anlamadık. Daha net izleyeceğiz. Ata pasını burada atmış. Bakın. Hafif bir dengesi bozulmuş. Ayağı sağlam basamamış yani. Yani oradan geçse bir endzone'a bomboş bir mesafe Emre Yamaner. Hı-hı. Topu tutan oyuncu. Yani niye düştü teması almadan anlamadım ama Hacettepe biraz önce bahsettiğimiz şeyleri yapıyor. Yani screen kısa paslarla ilerlemeye çalışıyor orada derken nazarımızdaydı. Oh. Hiç risk kalmadı. QB riske girmedi. Ve yani 10 yarddan fazla bir kaybediş oldu. Şu an kısa paslar işliyor. Oyun kurucu hem sağına hem soluna down üst üste isabet buldu. İtis olması da sanırım oraları biraz kasıtlı olarak riske atıyor. Şu an oyunu önlerinde tutmak istiyorlar. Ama şeyi kontrol ederken biraz daha mesafeyi kısaltması gerekiyor. Pası havada gören defansif bek oyuncusunun catch'ten sonraki ilerleyişi kısaltma adına biraz daha yakınlaşması gerekirken yok Hacettepe bir önceki oyunda Doruk çok iyi bir catch after run aldı. Emre biraz önce koşabileceği bir pozisyonda dengesini kaybedip düştü. Derken bir basit hata daha. Derken screen oyuncusu, screen oyunu geldi Hacettepe ama 89 numaralı oyuncu topu tutamadığı için yine hak kaybına geçeceğiz. İTÜ'nün Seyfettin'le Abdülkadir İnce dönem denediğini bu sefer Hacettepe Abdülkadir'le denedi. Evet, Abdülkadir screen oyununda başarısız bir pas tutamayışı oldu diyelim. Bakalım 4. akta punt takımını görecek miyiz Hacettepe'de? Panther sağda mı? Bakalım. Evet. Evet. Ya bir sürpriz gelebilir. Yani sürpriz olmaz. Bu sefer bir trick play daha gelmeyecektir diye düşünüyorum. Evet. Topu iti ofansında kötü yani. Aman. Takı. Evet, Ertürk aslında risk aldı. Yani ciddi bir risk aldı. Böyle pozisyonlarda genelde koçlar topa dokunulmamalarını, yani topun öldüğü noktadan hücuma girmeyi isterken topu az alsın, Hacettepe ofansına tekrar verecekti Ertürk. Ama tecrübesiyle topu alıp bir 10 yardlık daha kazanım kazandırdı takımına. Risk ama koç olsam kızardım öyle söyleyeyim. Önlerinde 82 yardlık bir mesafe var rakip endzone'a ulaşmaları adına. En son İTÜ hücumunu izlediğimizde
farklı oyunları görmüştük. Biraz daha rotasyon da görmüştük aslında kendilerinden. Bakalım bu kez ne tercih edecek? İşte İTÜ bence de ekranlarınıza yansıyor şu anda. Saha içi kadar onlar da konsantre olmuş durumdalar bu hücuma. Rahatlar yani skorun verdiği şeyle Trölanti'de oyunu götürüyorlar. Evet koşu oyunuyla da. Seyfettin'i tercih ettiler koşması için. Sakatlık olmaması için hekanlar oyunu durdurdu. Abi şu durumda Hacettepe savunması biraz daha risk alıp beklenmedik yerlerden blitz mi göndermeli yoksa oyunu önünde tutup aslında İTÜ'nün işte three and out yapmasını yani, mı beklemeleri lazım? Coaching anlamında İTÜ koçlarının ne düşündüğü önemli. Yani biraz daha pas oyunlarımızı görelim, ilerleyen maçlara çalışmadığımız oyunları görelim derse risk yani bu maçın bir riski yok gibi düşünürlerse eğer ya hata yapsak da skorun verdiği avantajda hatamız çok fazla göze batmaz diye bunu düşünürse eğer Hacettepe biraz daha geriye yaslanmalı. Yani en azından pası savunmalı ama şu durumda topu ellerinde tutup biraz daha koşarak zaman yemeyi planlıyorsa eğer Hacettepe biraz daha içeriye saldırarak topu almaya ya da eksi yarda tackle yapmaya yönelebilir. Ama İTÜ değişik. Yani orta mesafeli pas denedi, demin koştu. Yani 3 ve 8. Ya İTÜ de playbooklarındaki oyunları çalışıyordur şu an diye tahmin ediyorum. Bence de spesifik olarak değil aslında genel olarak her tüm oyunların üstünden geçiyorlar gibi geldi bana da. 3 ve 8 izleyeceğiz. İTÜ ofansındayız. Özkan az önce Onur Alp dalı düşürmüştü ki Onur Alp bir süredir gözden ıraktı. Bakalım üçüncü hakkında nasıl bir oyun tercihinde bulunacak? İTÜ hücumu Erdem. Bu kez Onur Alp'i buldu. Pasta isabet var. Evet. Yaklaşık olarak ilk hakkı 4 yard kadar uzaklar. Ya 4 ve kısa gelecek ya da first down gelecek. Hakemler, evet first down yok dedi. Benim bir doktor muayenesine gitmem gerekiyormuş bu arada, onu da anladım bulunduğumuz açıyla. Yani 4 yard nasıl gördüm, 4 de kısa neresi? Apayrı 2 mesafe, 4 de kısa izleyeceğiz. İTÜ hücumunda muhtemelen oynayacaklardır. Oynayacak personel, ofans personeli içeride. Yalnız Onur Alp yine pası tuttuktan sonra tek müdahaleyle yere inmedi. Yine ikinci, üçüncü tackle'ı bekledi. Tabii Hacettepe bugün çok fazla dezavantaj yakaladı. Evet. İlk tackle kaçırma durumlarında. Yani çok yüksek ihtimalle ince koşacak. Belki de bir çıkışta bir de çok enteresan. Çok enteresan. Bakın first down geldi. Top nereye yerleşecek acaba? Yani topun son olarak gördüğüm nokta 30 yard çizgisi. Sanıyorum chain hareket ediyor. Evet first down'u verdi. Şöyle söyleyeyim. Oyuncunun dizi dirseği yere değmediği durumda diğer rakip oyuncu üzerinden bir temasla ileriye şey yapması bile topun öldüğü son nokta olarak değerlendiriliyor. Yani tackle'ı yaparken dizi dirseği yere değmeden bir yard daha yuvarlanarak üstten aldı Seyfettin. O bir yardta first down'u getirdi takım adına. İTÜ hücumundayız. İlk hakkı oynuyorlar. 30 yard çizgisi üzerindeler. Evet yine pas tercihi Erdem geldi. Derinlere doğru baktı. Pasına isabet yok. 70, bir de bayrak var. İTÜ 70 numaralı offense line oyuncusu. Ben de buradan çok net olarak gördüm holdingi. Hasan Hüseyin Akyıldızoğlu. 70 numara. Holding. 10 yard ceza. Birinci yard tekrarı. İTÜ'ye 10 yardlık bir ceza geldi. Holding'den ötürü. Bu arada 2-20 oynanacak. Holding yememe durumunda da Hacettepe çok iyi bir penetrede bulundu line oyuncuları. Yani QB'yi bayağı bir zora sokabilirdi holding yiyerek. Aslında QB'sini korumuş oldu diyelim. Orada düzelteyim 2 ve 20 değil. İlk hak tekrarı 1 ve 20. Evet. İzleyeceğiz İTÜ'den. Yani İTÜ galiba şey oynuyor. Tekrardan oynayalım, oyunumuzu oynayalım, playbook'umuzu görelim. Bir de first down'u alacak bir oyun gelebilir. Erdem'in pasında isabet var. Bu pas sonrasında koşuyu atan isim Onur Alp'ti. İTÜ kalan adına 55 saniye. Kalan 55 saniye. Yine tight end'i görerek kısa bir pas denedi. Bu da yani İTÜ gerçekten playbook çalışıyor. Tight end red zone tercihleri gibi bir oyunu şu an hakkı almaya siklin oyun. Muhammed Fatih Özkan. Üçüncü çeyreğin sonunda başarılı touchdown'u da attı bugün. Evet. Çok az bir süre kaldı. Muhtemelen bu hak oyunuyla birlikte üçüncü çeyreği noktalayacağız. İTÜ'nün ben yine pas tercih edeceğini düşünüyorum derken evet sola roll yaparak
kısa bir pas denemesi ama pasla isabet yok. Evet ya, yani bu tam arada kalan bir şey. Burada high low konsept var aslında. İki hücum oyuncusu da receiver oyuncusu da 10 yard mesafelerle aynı yönde hareket etti. Tight end'i düşündü. Kısa uzun kaldı top. Ya yani arka taraftaki 29 numaralı receiver düşünseydi biraz daha şiddetle atmalıydı bu pası. Yani kötü bir pas, iki oyuncu da boştu diyebilirim bu pozisyon için. Oyunun tasarımı o şekilde değil mi? Evet, yani high low concept. Yani aynı hizada, yakında, kısada ve uzundaki iki receiver'ı QB aynı bakış açısıyla görebiliyor bu konseptte. Yana doğru hareketlenirken evet. Savunma için de sıkıntılı aslında. Tabii. Kime reaksiyon vereceğiniz yani kesin. Yani arada kalmak en kötüsü en ki kötü şey. Onu okuyor. Kim daha tercih edilirse diğerine topu atacaktı. Aynen öyle. 3 ve 13 izleyeceğiz. İTÜ hücumunda. Üçüncü çeyreğin artık sonuna gelmek üzereyiz. Evet, yine bir pas oyunu. Oo. Erdem kendi koşmayı tercih edecek mi? Hayır, uzun bir pas tercihi ama ancak çok zor. Yani aslında yine bir saniye daha zamanı vardı ki receiver, yani çok yüksek ihtimalle rotası patladı oyun esnasında. Öyle denir Amerikan futbolunda. Ama boşluğa kaçarken önünde bir boşluk yakaladı ve pası bir saniye daha geç atsa first down'u alabilecek durumdaydı. Boştu en azından. Ama kötü bir pasla dördüncü akıp sanırım punt yapacak. Evet, burada da punt yapmalı. Hiç şey olarak risk almamalı. Punt personeli girdi sahaya. Diğer tarafta da return'e bakıyorum. Evet. Dizi yerde hakem. Noktada herhangi bir bayrak evet görmüyorum. İtü'nün değdiği yerde top öldü sanırım. Evet. Yani hakem kaçırdı bence ama İTÜ Panther'ı topu aldığında dizi yerdeyken oyun durdurulmalı ve dizinin yerde olduğu noktadan Hacettepe first down'a girmeliydi. Tekrarında da çok net görüyoruz, 41 numaralı Panther oyuncusunun dizi yerdeyken hakemler kaçırdı bu pozisyonu. Ama bu sıcakta hakemlerin görüş açısı da kısalıyor tabii. Uzbay hocamın da tam karşısında olan bir pozisyonda aslında. Ama pantı geçerli kılarak Hacettepe kendi 40 yer civarından hücuma girecek. Üçüncü çeyreğinde sonuna geldik. Evet. Dizi net yerdeymiş, tartışmaya açık bir pozisyon değilmiş diyebilirim. Hakemlerin gözünden kaçan bir pozisyon. Son çeyreğe 34-7 it üstünlüğüyle girdik. Ankara'da artık sıcak havada oynanan karşılaşmanın evet sonunda gelip hakemler akşam serinliğinde. Hakemler enselerine su döküyorlar, sahada çok görünmüyor. Oyuncular da aynı şekilde. Evet. Zaman zaman ne yalan söyleyeyim, bizler de. Biz de aynı şekilde, aynı ben de onu söyleyecektim. Evet. Hatta suyumuzu içelim izleyenlerden müsaade isteyerek. Akşam ama daha serin bir karşılaşmayla sizlerle olacağız. Saatler 20'yi gösterdiğinde Otto Falcons'la Boğaziçi Saltans karşı karşıya gelecek. Playoff yolunda çok ama çok önemli bir karşılaşma oynayacaklar. Saat 20'de bu karşılaşmayı da şu an bulunduğunuz adreste Radyo Gol TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Bu karşılaşmada da ben Kerem Korkmaz ve Şevki Deniz Kantarcı, aynı zamanda yine Ali Can Bektaş bizlerle olacak. Ali Can, kafama güneş geçti adını unutuyorum. Bu arada pozisyonda yine Hacettepe bir screen oyunu denedi. Yani pas kalitesi düşüktü ama tutulabilir bir pastı. Yani tuttuğu varyasyonda da önünde bayağı bir koridor oluşmuştu receiver 17 numarayla. Evet, geçen Doruk'un ilerlediği drive'a benzer bir pozisyon vardı aslında önünde ama bunları denemeye devam edecek sanırım Hacettepe. Yani işleyen kanalı kısa pasları gibi son ikinci yarının ilk iki drive'ında. Hı hı. Ama yani topu tutmayınca bu da çok fazla bir anlam ifade etmedi. Etmedi. Empty back formasyonu. Evet, yine ortaya bir kısa pas. Bu kez pasında isabet var. Bakalım. Sanıyorum Kerem kontrol sağlanmadan yere düştü receiver oyuncusu ama yok. Evet, yok, hakemler geldi. Topu. Evet, keçin olduğu yere. Şunu da fark ettim. Yani Hacettepe koşucu hattı, yani receiver running back çok kolay tackle yedi gibi geldi bana. Yani maçın genelinde yani
bir 97 yardlık 2-3 tackle kırarak interception touchdown'u atan bir takım. Ona karşı hücum hattında ilk müdahalelerde genelde tackle'dan kaçamayan bir takım. Bu da mesela basit bir müdahaleydi, kurtulabilirdi gibi hissettim. Ama evet, tackle evet. Başarılı oldu. Ya abi orada da yani momentumun bence çok etkisi var. Yani siz değil, bir arkadaşınız bile güzel bir highlight yapsa, bir iki tackle kırsa size de özgüven geliyor. Fakat hakemde kötü bir snap gördük. Yine dizi yerde gördüm ama yine hakemler. Tekrarını izlediğimizde pozisyonu daha net inceleyeceğiz. Diz yerde mi değil mi? Tüm bu soruların yanıtlarını Şevki Deniz Kantarcı sizler için yanıtlıyor. Rica ederim, ne demek. Ama 27 numara topu yerden alırken Hacettepe QB'si dizini yerde gördüm ben. Orada oyunun durdurulup hücum hakkının düşmesi gerekiyor. Ama incomplete pas verdiler yine. Yine benzer bir şey oldu aslında. Sonuç oldu oyun için. İşte oynatalım Uğur'cum. Pozisyon tekrarını burada. Tamam. Üstelik maç esnasında yani, maçtan sonra. Tabii. Yani rejimize gerçekten yayın ekibine evet, apayrı teşekkür etmek lazım. Yani iki pozisyonda Uzboy hocamızın tam gözünün önündeymiş ama güneş biraz daha gözünü alıyor demek ki. Yine aynı formasyon, yine uzun bir pas pasla oyun. Gitti. Oh. Zor bir tercih. Yine iki receiver'ın evet. Arasında kaldı top. Şey olarak QB'nin tam adamına değil de araya attığı bir pas diyebilirim böyle pozisyonlara. Çünkü yakında iki receiver varken tam olarak seçilmiyor da bir alana o pası atıyormuş gibi görünüyor yani buradan. Birisi alsın. Aynen öyle. Risk. Yani bu böyle durumlarda riski o şekilde kullanıyor hücum takımları. Ama başarısız bir pas oldu. İTÜ hücumuna geçeceğiz. Oyunu 40 yard çizgisi üzerinden hareketlendirecek İTÜ Hornet. Skor avantajları da var. Buna yönelik playbooklarını rahat rahat oynayıp uygulamaya çalışıyorlar. Ligin son haftası ve playoff yani haftası adına hazırlıklar İTÜ'de şimdiden başladı. Koç olsam daha fazla rotasyona giderdim böyle durumlarda. Yani bir yerde ligi havlu atan bir Hacettepe takımı var. Diğer tarafta playoff'u çok fazla avantajla kazanan bir İTÜ takımı var mesela. Bu arada first down'u buldu İTÜ Hornet Fatih Özkan'la. Fatih bugün günün başarılı isimlerinden, çok güzel first down'lar, touchdown'lar, touchdown yaptı. Ben beğendim Fatih bugün maçın başarılı isimlerinden. Gizli kahramanlarından. O rotasyonun kazananlarından biri oldu Fatih de. Forma hiç şansı ben buldu, kendini ispatladı. Yani ben koç olsam Onur Alp'i biraz daha dinlendiririm. Maç bitmiş hatta. Yani kazandılar. Onur Alp'in maç performansı bir sonraki maçlara dinlendirmeyi tercih edebilirdim. Keza Seyfettin'i de ama Seyfettin sağda mı göremedim. Oyun hareket kazanıyor. Evet, Erdem Seyfettin'e yine bir pas açısı aradı. O pası da buldu. Gayet iyi bir pas izledik. O tackle'dan. Evet, çok güzel bir mesafe kat etti İTÜ bir hücumla. Atletik Kaan, bir hareketli orada. Yani bir eklemi yere değmeden kendini ileriye son mücadelesi atmayı başardı. O tackle'dan sıyırabilse muhtemelen Kaan Atsar'a touchdown'la buluşacaktı. O da düşüyorum, düşmüşken 2-3 yardı da zıplayayım diyerek yine kendi evet kaçamazmış. Yine kendi becerisiyle en iyi opsiyonu yapmış. 3-4 yardtan artık end zone'a girmek üzere İTÜ. Bakalım nasıl bir oyun tercihinde bulunacaklar. Bir ve golde. Bir koşu tercihi var. Bu koşuyla birlikte touchdown'a biraz daha yaklaştılar. Sanırım çok kısa bir mesafe kaldı Seyfettin iç koşuyla. Yani tüm playbookların, takımların, coachinglerin bu alanlarda tercih edeceği oyunları deniyor İTÜ'de. Yani birkaç daha sonra Enzo'nu görecektir diye tahmin ediyorum. Bu touchdown'ı kime verirdiniz Şevki abi? Oyun kurucuya mı? Yani kime artı istatistik mi yazalım? Aynen. Yani pas çok güzeldi, catch çok güzeldi. Yani bir önceki down tight end'in first down'u, sonraki down receiver'ın first down'u. Evet. İki first down'da aynı QB attıysa QB'nin hakkı derim ama. Erdem bir koşsun. Bakalım. Bakalım nasıl bir oyun izleyeceğiz. Erdem pas tercihinde bulundu. Aslında iyi de okudu o pozisyonu. İyi de bir denemeydi. Tabii yani pas doğru, pasın kalitesi kötü diyelim bu pozisyon evet için. Çok yukarı giden bir pas oldu. Fatih Özkan için zor top. Yoksa oyun işledi. Üçüncü hakkını oynuyor İTÜ.
Kritik bir bölgedeler. Yani Fatih'in eli sıcak diye düşünüp Red Zone'da tight end'i denemek istedi. 3 ve 1. End zone'a 1 yardı var. 3 ve gol. Burada nasıl bir oyun tercihi gelecek? Touchdown'ı bulabilecekler mi? Hep birlikte izleyeceğiz. İyi bir snap gelmedi ama beraberinde yine bir pas tercihi. Yine benzer bir oyun denedi. Yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Ya pasın kalitesi biraz daha arttı diyebilirim. Evet, evet. Tight endler genelde red zone'da, yani end zone'a çok yakın mesafelerde ilk opsiyon olarak tüm takımların playbook'unda bulunur. Tight end çünkü daha kısa mesafelerde tercih edilen rota sahibi ofans oyuncularıdır. Fatih İtü 2'dir denildi. Yani kötü pas geldi. Son down'un snap'i yerden geldiği için biraz da pasın kalitesini o azalttı diyebilirim. Ama Hacettepe'de iyi savundu ama koşuyu ısrarla tercih etmiyorlar. Bakalım 4. rakta nasıl bir tercihte bulunacak. Titan'ı çıkardılar ama 4 receiver. Yani ortayı Hacettepe kalabalık tutuyor. Yine pas geldi. Ve bu kez pasta isabet geliyor. Yani çok kaliteli ve güzel bir pas oldu. Keyifli bir oyun izledik. Pasta isabet var. Deniz Ata. Evet, 11 numarasıyla ilk yarın sonunda da buna benzer bir oyunda Data touchdown'u atmıştı. Kendisinin ikinci touchdown'u yine çok güzel bir catch'le İTÜ lehine 6 puan yazdırarak değerlendirdi diyelim. Skoru da böylelikle 47'ye taşıyor İTÜ Hacettepe deplasmanında. Bakalım bir alan golü denemesi izleyeceğiz. Bu arada yorumu şöyle yapabilirim. Yani tabii, İTÜ ofans koçları red zone pas oyunlarını denemek istedi, görmek istedi gibi düşünüyorum. Yoksa birkaç denemede koşu oyunuyla çok rahat touchdown atabileceklerdi. Ama bakalım tight end'imizi, işte köşeye atılan paslarımızı en zorundayken ve maç bu farklı müsaitken görelim dediler. Derken 41 kere maşallah. Alan golünde başarı var. Skor 41-7. İTÜ lehine. Hacettepe Redeers 7. İTÜ Hornets 41. Hacettepe hücumuna geçeceğiz. Tabii büyük bir sürpriz olmazsa. Yani şimdi kural gereği 34 farktan sonra süre hızlı akıtma durumuna geçecektir. Yani maçın bitimine çok az kaldı diyebiliriz. İTÜ'nün son hafta maçı ODTÜ ile bu kadar rahat bir maç olmayacaktır. Ligin ilk sıralarında doğrudan etkileyecek bir maç olacak aslında. Hani o maça da şu an iyi hazırlandılar, öyle gidiyorlar diyelim. Yani orası evet. Çünkü ilk iki takımın ev sahibi, 3-4 takımın deplasman yolculuğu olacağı Düşünürsek İTÜ deplasmana gitmek istemeyecektir. Ve ODTÜ maçında kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Şöyle, iki takım aslında çok iyi bir derbi. Bence de öyle. Yani normal sezon için derbi. Geçmiş yıllardaki maçlarını baz alırsak da İTÜ ODTÜ, yani bu üniversite sınavı tercihlerinde bile şeydir. Tek bowl mu diyelim abi? Evet. Yani aynen öyle. Hangi yani taraf daha teknik göreceğiz artık haftaya. Haftaya güneş arabası yarışması yerine bir Amerikan futbolu maçı izleyeceğiz ama yani şunu da biliyorum. ODTÜ hep İTÜ'ye ters gelip bu psikolojik üstünlüğü elinde bulunduran takımdı. Ama haftaya dünyanın en zevkli maçlarından birini izlemiş olacağız. Normal sezon 2-3 Temmuz tarihlerinde sona erecek ve akabinde de kim kalırsa artık playoff heyecanını yaşayacağız sizlerle birlikte. Bu arada kick de yapılıyor. Çok iyi bir kick. Yine sahanın 5 yardında top canlı pozisyona geçti. Return denemesi var. Bu arada boşlukta düzeltmeyi yapayım. Haftaya erteleme ODTÜ Anadolu maçı olacak. 15 gün sonra ODTÜ YouTube maçını izleyeceğiz. Öyle mi? Tabii bir de bir erteleme maçı var. ODTÜ ile Anadolu arasında. Evet, arada o da oynanacak, onu hatırlatmayı unuttuk. İTÜ bench'i. Sportmanlık dışı hareket. 15 yard ceza. İlginç. Hacettepe first down. İTÜ bench'ine bir ceza çıktı. 15 yardlık bir ceza var. Hacettepe'de böylelikle first down'ı almış oluyor. Yani pozisyonu çok iyi göremedim. Koçlar mı, oyuncular mı anlamadım ama yani bu farkta, bu skorda, maçın bu anında, yani bitime çok az kala, yani yapılması gereken bir pozisyon değil. Yani şu an Hacettepe'de bir sonraki maç, çünkü onlar için de ligde kalma adına önem kazandı. Anadolu Üniversitesi ile oynanacak o maçta sanırım. Evet, o da erteleme maçından sonra olur muhtemelen. 15 gün sonraki fikstürden bir maç. Yine ortayı görmek istedi ama receiver yoktu.
Şu an Hacettepe'de moralmen kötü durumda zaten. Maçın evet. bir an önce bitmesini istiyordur. Bu arada Anadolu Rangers'la Otlu Falcons arasında oynanacak karşılaşmada Anadolu Rangers'ın ev sahipliğinde oynanacak. Bu bilgilendirmeyi de sizlerle paylaşmış olalım. O maç kesin haftaya ertelemenin tek boş hafta sonuna alındı. Normal fikstür 15 gün sonra. Pro Lig'in son maçları, normal sezon Hacettepe, son maçları 64 olarak. Numara, false start, 5 yard ceza, ikinci hak tekrarı. Bu arada iki takım da rotasyona gitti. Yani şu an sahada daha fazla yedek ve çaylak şans koçların görmeyi istedikleri maçta görmeyi istedikleri ikinci oyuncuları sahaya alarak rotasyon yapıyor diyelim. Hacettepe 2 ve 15'te şöyle bakıyorum. Forma şansı istesem bulabilir miyim diye ama galiba liste tesliminden ötürü bulamıyorum. Ya abi siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama şimdi pandemiden çıktığınızda baktığınızda takımlara ve işte rosterlara Hacettepe'de ciddi bir tecrübeli oyuncu durumu söz konusuydu diğer takımlara nazaran. Çok yıllardır oynayan oyuncular vardı ama oh. Neredeyse bir interception geliyordu, bayrak da var. Bayrağı ben merak ediyorum. Ben de. Line'da mı oldu yoksa ikinci kademede pas esnasında mı birazdan dinleyelim. Yani şöyle söyleyeceğim. Hacettepe bir koç değişikliği yaşadı pandemi esnasında. Sonra koçun gitmesiyle beraber yeni bir koç belirleme sürecine girdi. Okullar zaten kapalı olduğu için elde kalan oyuncular, bu arada bütün okullar bu problemle karşılaşmıştır. Elde Kesinlikle. Kalan oyuncuların mezuniyetleri, şehir değiştirmesi, Kesinlikle. Yani oyuncu kaybı ve bir sene boşluktan sonra şey bile fark ediyor, yeni oyuncu seçmesindeki popülariteniz azalıyor. Yani okula kurulan standlar sanki pandeminin, çünkü biz çok kalabalık ve çok temaslı bir spor yapıyoruz ve hastalığın etkilerini taşıyoruz gibi bir zihniyet uyandırıyor. Özellikle öğrenci velilerinde. Bu da seçme esnasında tüm takımlara dezavantaj yansıtan bir durum oldu bu senenin başına. Ama seneye ligin kalitesi iki katı daha fazla artacaktır diye düşünüyorum. Tabii en basitinden pandemi dönüşü o antrenman tempoları bile çok çok düşük kalıyor. Bu arada normal tempoya nazaran. Yani tutulsa evet. touchdown gibi ama line'da bir bayrak da gördüm. Çok yüksek ihtimalle bir holding cezası gelecek Hacettepe offense line'ına. Yani ligin ilk maçlarıyla şu anki durumu kıyasladığınızda bile aslında ciddi bir fark görebiliyorsunuz. Kesinlikle. Çaylak oyuncular ciddi anlamda tecrübelendi, özgüven kazandılar. Bu arada tecrübelerini seneye sahaya daha net yansıtacaklardır umarım. Kesinlikle. Sene başını şöyle anlatayım. İlk olarak Üniversiteler Ligi tamamlandı ve Üniversiteler Ligi başladı. Yani sezonun ilk haftalarında aşı zorundurulması, çift aşılı olmayan oyuncuları sahaya almama. Hacettepe Üniversitesi, sol tackle, holding, ceza decline edildi. Dördüncü hak. Evet, bizim gördüğümüzü hakemler de uyguladı şu anda ama cezayı kabul etmedi. Incomplete pass'tan ötürü hakkın düşmesi adına. Ve punt personeli sahada şu an. İTÜ cezayı uygulatmaktansa dördüncü hakla punt'ı yapıp topu almayı tercih etti. Hacettepe 12 kişi, evet biri çıkıyor sahadan. Fena olmayan bir punt gördük. Bir punt. Yine başarılı. Ertürk topun peşinden koşmaktan vazgeçti. Top çok evet. iyi. 20 yard civarında bir evet, pozisyon. Üniversiteler Ligi ile başladı sezon ve Covid durumunda oyuncuların da pozitif çıkması durumunda ertelenen çok maç etti. Hatırlıyorum ben de sezon başında. Evet. Sıkıntılı başladı. Yani o ligin bu andaki seviyeye gelişini kötü etkiledi. Yani basamak basamak her yerde, her ülkede, her dünyada diyeyim, her dünya kötü bir tabir oldu da dünyada adım adım kaldırılan, alemlerde, evet. kaldırılan Covid ve pandemi önlemlerine Türkiye'de şey olarak Amerikan futbolunun biraz daha tedbirli bir spor evet. durumundan ötürü. Tackle yapmayın, bol bol sayı görelim, en azından teması azaltalım, sosyal mesafe. Gibi. Evet, sancılı bir süreçti. Yani All-Star maçları gibi oynayın geçin. Demek yani. Aslında bu biraz. Çok güzel bir iç koşu geldi bu arada. Bloklar harika bir koşu yedik ve first down'da geldi bu koşuyla birlikte. Koşuyu yapan isim
Yani özellikle ilk 6 ay şeyi diyebilirim. Annelerin aman oğlum gitme idmana sözlerini her ne gerek var. Yani evet. Her toplumda zaten şu var. Aman oğlum bir yerin incinir. Bir sakatlık yaşarsın. Zaten bu vardı. Bu üstüne bonus kaparsın. Üstüne bir bonus geldi. Bu arada az önce koşuyu yapan isim de Taner Tahmaz'dı. Gerçekten iyi bir koşu attı takımı adına. First down'da getirdi böylelikle ve 40 yard çizgisindeyiz hemen hemen. Evet, takımlar rotasyona gitti. 20 yardlık bir koşuyla da İTÜ hücumu tekrar first down'u kazandı. Pas oyunu gelecek. Kısa bir pas. İsabetsiz. Özkan Gök. Pası deneyelim şimdi. Evet, Uzbay hocamız da süreyi söyledikten sonra İTÜ ikinci hakkını izleyeceğiz. 4 dakika 54 saniye var bitime. Takımlarda da sıklıkla değişiklikleri görüyoruz. Tabii bu sporda da sürekli olarak değişiklik olmasına ötürü zaman zaman sahada 12 kişi kalma gibi tabii, problemler maalesef cezalara sebep verebiliyor. Bugün denk gelmesek de ligde bir iki defa denk geldiğimiz olmuştu bu arada. Açığa çok güzel Özkan'dan bir çok iyi top geldi. Evet, evet. Bu arada şahane bir pas izledik. Şahane. Özkan Gök. Yani iki defensive back. Batın Seyrek 88 numara. Batın çok güzel bir catch yaptı ama evet, sonrasında sanki dedi ki bir adım geri atarsam soldan bir koridorla daha üçünü fazla birden geçer miyim? Daha fazla yard kat eder miyim? Ama orada eksi yard oldu. Keşke birkaç adım daha geri atıp topu tuttuktan sonra kendini öne bıraksaymış. Evet. Oyunu bu kez rakip yer alanda 40 yard çizgisinden hareketlendirecek. İTÜ değişik formasyon denedi. Şimdi yine bir tight end 3 point dizilişi var. Evet. Evet, koşu oyunu ama koşuyu izliyoruz ama yine savunma iyi okudu bu koşuyu. Tackle Ali Aras. Taner'e müsaade gelmedi Ali Aras'tan. Ali'nin izlerinden 3. lose yard tackle'ı oldu. Hacettepe defans line hattında ayakta duran isimlerden biri. Öncüsü diyebiliriz. O hatta evet. Bu arada herhangi bir kayıp söz konusu değil anladığım kadarıyla. Çünkü baktığımda 2 ve 10 olarak sanıyorum, gösteriyor evet, çizgi hakemleri. Aslında Ali'nin ilk müdahaleyi yaptığını karar kırdılar. İTÜ hücumu yeniden start alacak. 2 ve 10 oynayacaklar. Yine acaba uzun menzili paslarından birini çıkarır mı Özkan? Evet. Bu arada pres altında. İstediği pas açısını bulamadı. Şimdi topu elinden çıkarıyor. Hiç fena değil. Top. Evet, İsabet evet, yok. Yani topu havada gören Hacettepe defans bek oyuncuları topa yaklaşarak tutulmasına engel oldu. Çok iyi bir pres izledik bu arada evet, defans line'ından. QB istediğini yapamadı diyebiliriz. 3 ve 10 gelecek. Özellikle rotasyondan sonra pas oyunlarının çok çok üstüne durduğunu görüyoruz İTÜ'nün. Playoff'larda bu tarz farklı oyunlar görebiliriz kendilerinden muhtemelen. Tabii yani bir B planı oluyor maç giderken. Yani çünkü her takım birbirini izleyerek çok profesyonelce hazırlanıyor önündeki maça. Yani farklı bir şeyleri hafta içerisinde denemesi gerekebiliyor takımların. Derken yine bir orta mesafeli pasta başarısızlık oldu. Evet ya, yani bundan 5-6 sene öncesine kadar aslında her takım bir ekoldü ve onu diretmeye çalışıyordu karşı takım savunmasına. Artık hücum takımları da rakibin zaaflarına göre kendi oyunlarını şekillendirebiliyorlar. İTÜ de uzun sürelerdir yani iki oyunu da, hatta pas oyunu, havadan olan oyunu daha çok tercih eden, iyi oynayan bir takım. İyi oyun kurucuları vardı. Yerli, yabancı. Tabii, tabii. Ateş. Çok iyi receiver'ları vardı. Aynen öyle. Hala iyi receiver QB ünitesine sahip. Kesinlikle. İşte ama her maç şeyi değiştirilebiliyor. Hafta içi oyun planı, daha çok playbook'a eklenecek, çıkarılacak oyunlar şeklinde rakibin defansına göre şekil kazanıyor. Yine pres altında bir pas. Interception. Derken çok güzel bir müdahale geldi. Ben interception'ı gördüm. Karar ne olacak? Bu arada cahilliğimi mazur görün. Estağfurullah. O top eğer yakalanmamış olsa Hacettepe Reddiyorsam ve düşmüş olsa dördüncü hakkından başarısızlıkla ayrılacaktı. İTÜ ve Hacettepe rakip 40 yard'tan oyunu hareketlendirecekti ancak şimdi topu karşıladılar ve düştüler. Çok doğru aslında Kerem. Aslında bir 20 yard'a kendini yakalayıp evet, öyle inanılmaz. Yani
koç olsam ne gerek var tokatla geç derdim evet. topu. Ama interception da bir istatistik. Yani biraz daha istatistiği oynamak isterlerse. Bir de orada nabzın o seviyedeyken bazen onu düşünemeyebiliyorsunuz. Güneş de tepede maçı son çeyreği. Aynen öyle. Muhtemelen o nabız problemine takıldı evet. diye düşünüyorum. Yani süreye göre çok yüksek ihtimalle son drive'ı izleyeceğiz gibi düşünüyorum. Hatta 2 dakika uyarısı mı? Henüz gelmedi ama gelmesi yakındır diye düşünüyorum. Yavaş. Son 2 dakika. Evet. Hacettepe 2 balanız var. Vallahi, İTÜ 3 balanız var. Bugün Uzbay Hoca'nın içini okuduk diyebilirim. İçi dışı birdir Uzbay Bey'in. İki içi dışı bir insan. Biri yanımda biri sahada. Yok, yan yana çok maç yönettiğimiz için birbirimizi çok iyi tanıyoruz o yüzden. Rahat konuşabiliyorum. Oyun hareket kazandı. Hacettepe Reddiers adına. Doruk dıştan bir koşu denemesi. Çok az bir yard kazanarak dışarıyı çok iyi kapattı İTÜ savunması. Hatta herhangi bir kayıp herhangi var mı? Bir bayrak var yerde görememiştik. Sebebi nedir öğreneceğiz. İTÜ 95 numara. Offside. 5 yard ceza. 1. hak tekrarı. İTÜ'ye bir offside cezası, 5 yardlıkta bir ceza. Birinci hak tekrarı 1 ve 5 izleyeceğiz. Hacettepe'den. Yani Doruk'u tekrardan QB'ye aldı. Hacettepe'de belki bir sonraki maç için nasıl bir QB tercihinde bulunacağını. Bu arada düşürmedi. Çok güzel bir keyifli oyunu. Bir oyun evet. 5 yard yaklaşık kazanıldı. First down geldi mi acaba? 5 yard geldiyse first down gelmiştir ama 5 yard geldi. Asıl soru çok, şu an için bu. Çok yakın olabilir. Tabii zaman zaman bulunduğumuz açı da oyuncuların düştüğü ve çizginin durduğu konusunda bizleri yanıltıyor. Hakeme bakıyorum. Evet, Ali Can tebrik gelmiş. Teşekkür ederim efendim. Hacettepe Reddiers first down'ı buluyor bu oyunda birlikte. Artık son dakikaların içerisindeyiz karşılaşmada. Evet, çok uzun güzel menzilli bir pas tercihi. Evet. Artık riskli. Çok iyi okuyarak temasını yapıp yakalanmasına engel oldu topun. Doğru yerde araya girdi. Ve rakibini böylelikle 2 ve 10'a itiyor Ertürk Alan. Yani aslında QB'nin soluna bakarak bir screen pass fake'i vardı. Hı. Yani Ertürk bir anda bu fake'e gelip kendi sağına doğru adım atmış olsaydı bomboş bir top izleyecektik. Tecrübesiyle cover'ında hiç açık vermedi diyebilirim. Offensive line inanılmaz bir süre tanıdı bu arada. İnanılmaz ve şahane bir pas geldi. Siz bana bu süreyi tanıyın. Evet. Ben gereğini yaparım dedi adeta Doruk. Hacettepe açıldı ama bunu şey olarak söyleyebilirim. Rotasyon olduğu için biraz daha seviyemiz düştü. Yani oyun anlamında hem ofansın hem defansın biraz daha rotasyona gitmesiyle maçın seyir zevki demeyeyim ama sertlik düzeyi işte o ilk çeyrek, ilk yarı izlediğimiz kaliteli futbolu biraz daha azalttık. Yani defansı da illaki tecrübesiz yeni oyuncularımız vardır. Bu arada Hacettepe'den de bir mola geldi. Yani bir sayı atmak daha istiyorlar maçı bitirmeden. Yani çok yüksek ihtimalle bir dakika civarı kalmıştır. Hacettepe'de bir taştanla daha maçı bitirmek istiyor diye düşünüyorum. 18 yard var bunun için. Az önce Caner Altıçek keçi yapan oyuncuydu Hacettepe Reddiers adına. Caner de koç maçında çok başarılı bir performans sergiledi. Yani Hacettepe'nin iyi receiver'larından ama bugün yani biraz daha Hacettepe sahada çok bireysel olarak öne çıkamadı diyebilirim. Bireysel olarak iki takımdan da hani İTÜ cephesinde ilk yarıda Burak ve Onur'un oyunları dışında çok çok sivrilen oyuncular olduğunu söyleyemeyiz. Zaman zaman Ertürk'ü yazdık oraya. Zaman zaman İTÜ'de Fatih'i yazdık. Yani Hacettepe'de de ayakta Doruk'u kalan yazdık. Evet,
Doruk hücum Ali anlarında. Ali Aras'ı yazdık savunma adına. Savunmada da Ali Aras ayakta kalan oyunculardı. Ama Hacettepe bir taş down atıp maça öyle veda etmek istiyor derken. Doruk'tan yine uzun bir pas tercihi ancak bu kez isabet yok. Mı? Yok. Evet, Abdülkadir İnce'yi düşündü. Yani en zona oynayacak, oynamak istiyor. En azından bir taş down daha bulmak istiyorlar. İstatistik az önceki interception'da da belirtmiş olduğunuz üzere önemli olabiliyor zaman zaman oyuncular adına. Tabii yani çok isteriz ilerleyen yıllarda Türkiye'de de bu işin istatistiksel boyutu artık yani oyuncuların maç şeylerini biz de burada yayınımızda belirtmek işte 2-3 maç öncesine değinmeyi çok isteriz. Bu da boşta bir pas daha ve taşlar. İstatistikleri artı yazsın. Fena bir pasla değil bu arada Doruk'tan. Caner yani. Altıçek Doruk'un pasında taşdağını buluyor. Yani Hacettepe Reddiers adına. Nazarımız değerken burada da Caner'i şey yapalım maşallahımız değmiş olsun. Evet çok başarılı bir catch. Yani pas zor bir pas. Defans bu kadar yakınındayken topu çok ince ve çekip aldı. Güzel ellerine sağlık. Güzel bir taşdağını izletti bizlere. Skoru da 34-13 olarak güncelledi Caner Altıçek. Yakalamış olduğu bu touchdown pasıyla birlikte şimdi bir alan golü. Acaba bir pathway görür müyüz? Bir sürpriz. Yani olabilir her şey. Mümkün. Şu an ne yapılıyorsa hiçbir anlam ifade etmiyor. Önce onu söyleyeyim. Yani gerek var mı risk almaya acaba? Ya bir riski de yok. Yani işte. Evet. Risk var riski mı? De yok. Bir risk de yok. O da bir soru. Haklısınız. Yani böyle bir oyun çalışıyorlarsa idmanlarda denemek isteyebilir. Zaten ikilik deniyor. Field goal vurmadı. Evet. Doğrudan ekstra deniyor. Burada Doruk option, kendi koşmayı tercih etti. Elinden topu çıkardı. Top line of scrimmage'i geçmişse ceza olabilir. Geçerli değil dedi. Sayı için Uzbay Karadeniz. Evet. Illegal evet. Forward pass cezası yiyebilir. Çünkü line hizasının topun kalktığı noktayı geçtikten sonra ileriye pas atamaz kural gereği. Evet. Onun kararını dinleyelim hakemlerden. Bakalım. Doruk bayağı itibariyle mesafe kat etti topu atmadan önce. 34-13 mi kalacağız, 15 mi olacağız? Bakalım. Göreceğiz. Doruk kapanıp öne atlasaydı 2'yi alacaktı gibi gerçi ama. Olabilir miydi ya? Mesafe. Ya 1-2 yard vardı. Tekrar ekrana gelirse eğer o pozisyon daha net üstüne konuşabiliriz bizler de. Doruk'un oradaki tercihi. Hacettepe 80 numara. Illegal forward pass. Ekstra geçersiz. Evet ekstra geçersiz. Skor 41-13 olarak kalıyor. İşte bakalım burada Doruk kapanıp ileri doğru atılsa. Asıl amaç sağdaki oyuncuyla. Ya gerçi defans çok iyi almış. Çok zor. Orada ya oyun küçük oldu iyi kapatmış. Option'a geç kaldıktan sonra ileri bir pasla boşluğu görmüş ama maalesef kural gereği başarısız sayıldı. Yani çok yüksek ihtimalle kick vuruşundan sonra İTÜ hücumu disk koyarak maçın süresini bitirecektir. Çok büyük bir sürpriz görmezsek tabii. Zaman zaman takımlar ne olursa olsun maçın tadını çıkaralım düşüncesiyle oynayabiliyorlar. Yani ne maçlar gördüm disko yerler dediğim ama bir türlü o dizin inmediği. Bu pozisyon Hacettepe touchdown'u zaten o anlamdaydı ama İTÜ'nün daha riske atmasını gerektiren hiçbir durum yok gibi düşünüyorum. Bu arada baş hakem yani, topu evet. Aldı. Karşılaşma da sona erdi. Karşılaşma sonucu İTÜ Hornets 41, Hacettepe Reddiers 13. Ben Kerem Korkmaz, Şevki Deniz Kantarcı ve Ali Can Bektaş'la birlikte bu karşılaşmanın aktarımında sizlere eşlik etmeye çalıştık. Saatler 20'yi gösterdiğinde playoff yolunda kıyamet kopacak. ODTÜ Falcons'la Boğaziçi Saltans karşı karşıya gelecek. Bu üçlü sizleri bekliyoruz. Böyle çok güçlüyüz. Saat 20'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Thank you.
istiyorsun değil mi? Top atsanıza top top. Yeni yere gidiyoruz. Yeni yere gidiyoruz.